Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Saatlerimiz 7.4 dakika geçmekte. Bugün günlerden 17 Ağustos. Her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün Genco Boran'la birlikteyiz. İlerleyen dakikalarda telefon hattını da açacağız. Twitter'dan bize Ali Erim ve Genco Boran adreslerinden ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi dünün kısa bir özetiyle başlayalım. Dün UEFA Süper Kupa sahibini buldu. Manchester City ve Sevilla karşı karşıya geldi. Normal süre 1-1 bitti. Penaltılara geçildi. Penaltılarda son penaltıyı kaçıran Sevilla Süper Kupayı Manchester City'ye bıraktı. Manchester City de geçtiğimiz sezon her şeyi kazanmıştı ve yanına bir de UEFA Süper Kupası eklemeyi başardı. Dünün önemli transfer gelişmelerinden bir tanesi Beşiktaş'ın Raşit Say'ı transfer etmesiydi. 5.2 milyon euro karşılığında Beşiktaş Raşit Say'ı 4 yıllık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray'da da Raşit Say sonrası Hakim Ziyeh gündeme geldi. Ziyeh'in sağlık kontrolleri yapılmakta ve eğer bir problem çıkmazsa Galatasaray'la imza atacak. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Raşit Say paylaşımına sert bir tepkisi oldu. Bunun yanında Trabzonspor'da iki transferi kapa bildirdi. Dün bahsetmiştik, Karagümrüklü Baniya ve MLS'ten gelen Yunan oyuncu Funtas Trabzonspor'un yeni oyuncuları oldu. Fenerbahçe daha önceden açıklama yaptığı Omar Fayet'le, genç oyuncuyla, 2003 doğumlu stoperle 4 yıllık sözleşme imzaladığını dile getirdi. Bugün takımlarımız Konferans Ligi'nde rövanş karşılaşmalarına çıkacak. İlk mücadeleleri kazanmıştık, hatırlıyorsunuz. Bugün bütün takımlar avantajlı olarak sahaya çıkacak. O karşılaşmalarla ilgili tüm detayları, kadroları sizlerle paylaşacağız. Maçın gidişatlarını konuşacağız. Ve son olarak da şunu söyleyelim. Kadınlar Dünya Kupası'nda dün İngiltere Avustralya'yı 3-1 mağlup etti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Son olarak dedim ama bir son haber daha verelim. O da şu: basketbolda olimpiyat elemelerinde milli takımın da rakibi belli oldu. Biliyorsunuz İstanbul'da oynanıyor elemeler. En azından bu grubun elemeleri İstanbul'da oynanıyor ve İsveç'le karşı karşıya gelecek basketbol milli takımımız. İsveç'i yendikten sonra da final karşılaşması var. Cuma günü saat 20'de Türkiye-İsveç karşılaşması var. Diğer tarafta da Hırvatistan'la Ukrayna karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmayı kazanan takımlar finalde oynayacak. Görüntü Türkiye-Hırvatistan finaline doğru gidiyor gibi. Final karşılaşması olimpiyatlar için diyelim. Aramıza gidelim. Aradan sonra Sabah Sporu'ndaki detaylarla buradayız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, Sabah Spor'undan bir kez daha herkese günaydın. Saatlerimiz 7.14. Bugün Genco Boran'la birlikteyiz dedik. Genco, hoş geldin, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Normalde bu saatlerde kalkmak zor olur, hani rutini farklı olanlar için, ama senin adına pek geçerli değil gibi. Hani ben sana bakıyorum, işte sen Instagram'da böyle bayağı erken paylaşımlar yapıyorsun. O yüzden herhalde çok seni böyle müthiş zorlamadı. Normalde hani bu saatte getirdiklerimiz hani bizim ekipte sürünüyor yani, öyle söyleyeyim sana. Yok. Hani Malta'ya sürgüne gelmek gibi hissediyorlar bu saatte yayına gelmeyi, ama sende öyle bir durum yok. Bu iyi bir şey. Yok, kesinlikle yok. Ben bir de yani beraber yaşadığım insanların, yani hani ara sıra beraber yaşadığım ettiğim insanların böyle sinirine dokunacak derecede sabah insanıyımdır. Hı. Yani sabah erken kalktığım gibi sabah böyle kalkıp ay dur bir tane kahve içeyim, bana kimse bulaşmasın, kendime geleyim falan değil. Televizyon açarım, müzik dinlerim falan filan, böyle yani acayip balkonu yıkarım. Çok güzel bir kahvaltı hazırlarım eğer canım istiyorsa. Çok da kahvaltı etmem aslında ama mesela bugün etmedim. Ama sana şöyle söyleyeyim. Hani açıkçası sabah programının bir heyecanı vardı. He. Mesela akşam işte City maçını izliyordum. 1-1 olduktan sonra uyuyakaldım. Çok da bir şey kaçırmadım. 1-1 bitmiş zaten penaltılarla. Sonra sabah alarm kurdum. Çünkü ben alarmsız da normalde
6-6.30 gibi uyanıyorum. Alarm çaldığında hani böyle aman bu saatte niye alarm çaldı falan hiç olmadığım gibi gayet güzel hazırlandım ve yürüme rutinimi de yaptım. Hani böyle Yeniköy'den buraya yürüdüm. Atıyorum bir saat daha geç çıkayım, bir saat daha uyum diye sabah kalktım, gayet güzel havada nefisti, serin yürüdüm geldim. Çok da enerjiyim, iyi oldu. İyi yaptın, iyi. Heyecanlıyım da yani hani sabah prime time kuşağı çünkü radyonun bu. Öyle doğru. Bazıları mesela senin dediğin gibi sabah kendine gelebilmek için bir süreye ihtiyacı var mesela. Evet, evet, evet. Bazıları gelir böyle şirkete günaydın dersin cevap gelmez mesela. Tabii tabii. Anladın tabii. Öyle tipler çok var. Ve kendinde de hak görür bunu hani günaydına evet, cevap vermiyor. Çünkü niye sabah çok erken? Sabah çok erken. Kahvemi içmedim. Aynen kahvemi içmedim muhabbeti. Ama bazı insanlar da iyi kalkar. Mesela ben de kalktım senin gibi mi? Kalktım artık ondan evet, sonra. Evet bitti. Yani uyanmak için ekstra bir saate ihtiyaç duymuyorum. Aynen. Ama gene de tebrik ediyorum yani zamanında geldin. Enerji yüksek. Bu önemli bir şey. Çünkü başkaları dediğim gibi burada sürünen çok gördüm ben. Zor bir yayın olabilirdi yoksa. Zor bir yayın olabilirdi. Şimdi dün Süper Kupa sahibini buldu dedik. Manchester City Sevilla'yı mağlup etti. Sevilla da tarihinde 7 kez Süper Kupa finali oynamış. Bir şampiyonluk alabilmiş. Dün de şampiyonluğu kaybettiler. Zaten favori Manchester City'ydi. Tabii hepsi de UEFA Kupası kontenjanından. Tabii. Adamlar aynen. Yani pir bu işin. Aynen. Hani orada bir zaten onun kupası gibi gözüküyor. Guardiola dün 36. kupasını kazandı teknik direktörlük kariyerinde. Bu da akıl almaz bir başarı. Ali quadruple sayılıyor mu bu? Süper Kupayı almalarından dolayı. Hani normalde quadruple lig, federasyon kupası, lig sayılmaz kupası ve Şampiyonlar Ligi sayılıyor. Yani sayılmaz. Yani sayılmaz değil mi? Yeni sayılmaz. Sezona giriyor bu çünkü. Evet. Yani yeni sezona girdiği için değil, lig kupası gelmediği için. Öyle mi? Bence evet. Çünkü hani bütün yerel kupaları almıyor Manchester City. Bir kupayı United'a kaybetti. Ama en büyük kupasını aldı İngiltere'nin. FA Cup'ı aldı. İşte şeyi aldı, ligi aldı, Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Ama treble'da kaldılar o zaman. Evet, bu sayılmıyor. Öyle gözüküyor. Evet, tamam. Öyle gözüküyor. Alvarez Brezilyalı oyuncu. Onunla da ilgili enteresan bir istatistik var. O da 23 yaşında 13. kupasını kazanmış ki bu 13 kupa arasında Dünya Kupası, Copa America, Şampiyonlar Ligi, Libertadores, Premier Lig, UEFA Süper Kupa, Finalissima, FA Cup var. Finalissima ne? Finalissima bu şeyi oynadı ya, Arjantin'de kim oynadı? Şey şampiyonları, bölge şampiyonu İtalya oynadı. Ha tamam. Yani Güney Amerika'nın şampiyonuyla Copa America şampiyonuyla Avrupa şampiyonu oynadı Finalissima. Tamam. Wembley'de oynadılar. Aa doğru hatırladım. Şimdi hatırladım. Yeni bir şey. Aynen. Eskiden vardı, yeniden şimdi evet, hatırladım. Şimdi onu aldılar. Yani Alvarez'in de kupa koleksiyonu 13 tane kupa var ama 13 tane kupa hani böyle şey kupalar değil, boş kupalar değil. Dediğim gibi Dünya Kupası, Copa America, Şampiyonlar Ligi, Libertadores, Premier Lig, UEFA Süper Kupa, Finalissima. Hadi bunları sayma. FA Cup'ı bile kazanmış bu yaşta. O da Koman gibi kupa koleksiyoncusu, lig koleksiyoncusu oldu. 36 yaşında Türkiye'ye gelir, bir de Türkiye şampiyonluğu alırsa. Türkiye şampiyonluğu olur, biter. Dün karşılaşmayı izledin Genco. Hani böyle beklenti zaten öyle çok yüksek tempo, çok süper bir karşılaşma değildi. Genelde Süper Kupa finalleri öyle geçiyor. Biraz da o paralelde geçti gibi oldu değil mi mücadele? Bir de maç Yunanistan'daydı. Orada da çok ağır bir sıcak ve nem vardı. Yani hani oyuncuların formalarındaki ıslaklıktan anlıyordum durumun ne kadar vahim olduğunu. Yani City tabii ki beklendiği gibi daha iyi başladı maça. Pozisyonlara girdi ama o sıcak çabuk etki etti. Ama ya Sevilla Ali gerçekten öyle bir oyun bozan takım ki büyük takımlara karşı özellikle. Yani adamlar ilk yarı yani gerçekten bak 45 dakika gözümü kırpmadım. O vurduğu kafa şutu haricinde El Nesri'nin kafa vuruşu ve muhteşem bir ataktı ya bu arada. Yani bu kadar kusursuz bir atak olamaz. Bir pas, soldan ikinci pas, son çizgiye doğru aynen. İniş, orta, müthiş de bir dokunuş. Kale direğini tam köşeye vuracak şekilde. Bunu çok iyi yapıyorlar. Bunu gerçekten çok iyi yapıyorlar. Ama maçın kırılma anı, senle burada az önce televizyonda özet görüntüsünü de gördük. El Nesri'nin kaçırdığı ikinci pozisyon var ki oradaki ona servis yapan oyuncunun Walker'ı bir geçişi var. İnanılmaz efsane bir çalım. Orta da nefis.
Yani gerçi zor bir orta değildi ilkine oranda ama El Nesri'nin vuruşu gerçekten ilk vuruşa kıyasla facia bir vuruştu. 2-0 olsaydı bence dönüş olmayacaktı, olmazdı. Seviye'nin en iyi yaptığı iş bu. Yazık oldu Seviye'ye ya. Yani artık City'nin kupaları kazanmasına o kadar alıştık ki. Hani bizde şey vardır ya, güçsüzün yanında olma. Seviye burada, orada o kategorideydi. Evet, yazık oldu. İlk yarıda sadece %28 topla oynadı. Ve kaleyi bulan tek şutu ilk yarıda, evet, gol oldu Sevilla'nın. İkinci yarıda biraz daha hareketlendiklerini gördük. Gene top Sevilla'da değildi, Manchester City'deydi ama ikinci yarıda en azından kaleyi bulan 3 şut atmayı başardılar. Penaltı atışları sırasında da hani herkes çok iyi penaltılar attı. Son penaltıda Gudel'de biraz şanssızdı. Hırvat stoper üst direğe vurdurdu topu ve penaltı kaçınca Manchester City kupayı almış. 5. penaltıyı da bir stoperin atması, yani adam ya çok iyi penaltıcı ya da acaba sana gelmez inşallah yani, falan mı dedi. Onu hatırlayamadım. Daha önce penaltısını hatırlayamadım ama ben de hatırlamıyorum açıkçası. Yani 5. penaltıyı da boşuna attırmazlar. Doğru. 1 ile 5 önemli olduğu doğru için attırmazlar. O yüzden herhalde bir penaltı özelliği var oyuncunun. Ben çok hatırlayamadım ama öyle bir özelliği var. Evet, Manchester City yoluna devam etti. Bu arada bir enteresan istatistik daha var. O da şöyle yazmış mesela Demarke, dünyanın en iyi işine sahip olan kişi Scott Carson, Manchester City'nin yedek kalecisi, biliyorsunuz 3. kalecisi. 2021 yılında transfer olmuş ve Manchester City'de 2021 yılından beri oynadığı maç sayısı sadece 2. Ve 2 karşılaşmayla beraber bir kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez Premier Lig, bir kez UEFA Süper Kupa, 2 kez İngiltere Lig Kupası, bir kez İngiltere Süper Kupası'nı kazanmayı başarmış Scott Carson. Hatırlayacaksınız Bursa Spor'da da 2011-2013 yılları arasında, evet, oynamıştı, forma giymişti. Tabii zamanında iyi bir kaleciydi, belli bir standartın üzerindeydi. Şimdi 3. kaleci olarak hani oldu ya, çok büyük aksaklıklar oldu. O yüzden kadroda tutuluyor. Hatta sözleşmesi de uzatıldı. Takımda da çok sevilen bir karakter. O yüzden de ben Pep Guardiola'nın pek dokunmadığını düşünüyorum. Yani normalde belki başka bir şey yapabilirdi, daha genç bir kaleciye yönelebilirdi. Ama Scott Carson'a dokunmuyor. O da dün bir kupa daha kazandı. O da hakikaten şanslı bir kişi diyelim. Evet, Manchester City kazandı. Sevilla kaybetti Süper Kupayı. Bizim Süper Kupa'da Ocak ayında oynanacak, biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamıştı. Normalde hani bu dönemde oynanabilirdi ligler başlamadan bir hafta önce. Ama takımların Avrupa kupalarındaki fikstürünü ileri sürdü TFF. O yüzden de Süper Kupa karşılaşması oynanmadı. Ocak ayında artık nerede oynanacak onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi dün önemli gelişmelerden bir tanesi dedi ki Raşit San'ın Beşiktaş'a transferiydi. Beşiktaş transferi açıkladı ve Şenol Güneş de Raşit San ile alakalı olarak konuştu. Şenol Güneş dedi ki hani Raşit San takip ettiğimiz kadarıyla gayet iyi bir oyuncu, düzgün bir karakter. Bugün biraz yorgundu, aramızda değildi ama önemli olan transferinin tamamlanmasıydı. Şenol Güneş hatta Beşiktaş yönetimini de Raşit San transferi dolayısıyla tebrik etti. Ama aynı zamanda Şenol Güneş dün bir transfer müjdesi daha verdi demek yanlış olmaz. Beşiktaş Kazak oyuncu Zaynutdinov'la alakalı olarak zaten girişimlerini yapmıştı. 4,5 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyordu. Ve Şenol Güneş şöyle söyledi. Zaynutdinov ile ilgili gelişmeyi bekliyoruz. Konuşuldu, anlaşıldı. Bugün, yarın gelebilir dedi Şenol Güneş. Beşiktaş'ta son dönemde transferde gaza bayağı bir bastı. Tabii bunda yönetimin aldığı ciddi eleştiriler etkili evet, oldu. Evet. Bunun yanında kağıt üzerinde Beşiktaş'ın kadrosu hakikaten Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre derinlik olarak güçsüz kaldı. Kalite olarak güçsüz kaldı. Beşiktaş'ın takviye ihtiyacı vardı hücum hattında. O takviyelerden bir tanesi Raşit San oldu. Şimdi Beşiktaş'ta sağ kanat opsiyonu olarak Raşit San var. Raşit San'ın yanında Raşit Gezal var. Raşit Gezal de bu arada Fransa'ya gitmiş. Ona da geçmiş olsun diyelim. Çünkü Raşit Gezal'in zannedersem annesi
annesiyle oğlu bir trafik kazası geçiriyor. Ama ciddi bir durum yok. Onları kontrol etmek için Raşit Gezal Fransa'ya evet, gitti. Olsun. Sağ kanat opsiyonu Beşiktaş'ın bu iki oyuncuyla güçlendi, şekillenecek. Raşit Gezal tabii ne zaman dönecek, ne zaman kendini bulacak onu bilemiyoruz. Kalitesi çok yüksek fakat son bir senedir Raşit Gezal ortada yok. Raşit San'ın gelişiyle beraber acaba Raşit Gezal'den Beşiktaş çıkmak ister mi? Kontratı iptal etmek ister mi? O da benim aklıma gelmiyor değil. Ya da acaba orada bir o oyun, o kanatta bir fazlalık demeyelim de bir opsiyon mu? Bir opsiyon fazlalığı olduğundan dolayı hani kendini daha da böyle bir geliştirmek için, hani vazgeçme olarak değil de tam tersi vazgeçme olarak değil de rekabet açısından aynen. Ama sonuçta Rasitsa da çok avantajlı bir transfer oldu. Türkiye'yi bilen biri. Zaten Şenol Güneş neredeyse bütün söylediklerini söyledim. Bir de şunu da söyledi. Geçen seneden de çok başarılı bir sezon geçiren, takip ettiğimiz bir oyuncu dedi. Sonuçta bu oyuncu da Türkiye Ligi'ni biliyor. Galatasaray'ı ne kadar biliyorduysa Beşiktaş'ı da biliyor. Dolayısıyla bence Beşiktaş iyi bir transfer yaptı ama yani Mert'in kulakları çınlasın. Tatilde olduğu halde bir analım onu. Yani ben yine şunu söylemek istiyorum Ali. Yani neden bu sezon üç büyük takımların ilk anıldığı isimlerin neredeyse hiçbirini o takım almadı da hep diğer takım aldı. Yani burada ben ya bu takımlardan birinin scout'u olsaydım ben kendimi gerçekten çok kötü hissederdim. Yani çünkü scouting'le hiç iş yapılmıyor. Hiç ismi bilinmeyen bir oyuncu bulunmuyor, ortaya çıkmıyor. Ama sırf menajerlerin dayattığı, menajerlerin Türkiye'ye getirdiği oyuncular önce Galatasaray'a gidiyor. Ya yani takım isimlerini tamamen şey olarak söylüyorum. İlk Fener'de olabilir, Beşiktaş'ta olabilir. Bir Galatasaray'a gidiyor, bir Beşiktaş'a gidiyor, bir Fener'e gidiyor. Gazetelerde ilk hangi takımda anıldıysa diğer takım oluyor. O kadar çok bunun örneği oldu ki işte bunların sonuncusu da Rasitsa olarak karşımıza çıkıyor. Biraz şey oldu Genco'ya. Ya Brezilya dizisi rekabete dönünce ama sanki mantık ve çoktan gitti zaten. Ya aynen. O çoktan gitti. Mantık işin içinde yok. Evet, aynı zamanda Beşiktaş'ta sağ kanatta Hasic ve Emirhan Delibaş gibi iki tane alternatif var. Genç alternatifler var. Ama onların ya ikisi birden ya da en azından bir tanesi kiralanacaktır. Beşiktaş'ta sol kanatta diğer yanda tabii ki orada Cenk Tosun Şenol Güneş'in sisteminde ilk alternatif olarak gözüküyor. Bunun yanında Rebic transferi yapıldı. Rebic de forma giydiği zaman çok çok büyük ihtimalle o mevkide oynayacak. Bunun yanında Muleka hem santrafor hem de sol kanat opsiyonu, yani Cenk Tosun'un kullanıldığı gibi Beşiktaş'ta kullanılacak. Semih Kılıçsoy var. Genç oyuncusu Beşiktaş'ın. O da süre almaya başladı. Tabii bu rotasyon Beşiktaş'a rakipleriyle mücadele etmek için, ligi kazanmak için, Avrupa'da başarılı olmak için yeter mi derseniz sanki şu an fena bir rotasyon oluşmadı. Buradaki belki tek tabii düşünülecek noktalardan bir tanesi işte Cenk gibi, Gezal gibi, Abubakar gibi sakatlık geçmişi sıkıntılı olan oyuncular. Yani onların sakatlanmaması, istikrarlı bir sezon geçirmesi lazım. Onun yanında da yeni transferlerden Beşiktaş tabii ki katkı almaya bakacak. Sonuçta Rebic de, Rashica da önemli oyuncular. Eğer onlar da beklenen katkıyı verebilirse bu rotasyon götürebilir Beşiktaş'ı. İstediği noktaya taşıyabilir, rekabetçi kılabilir. Ve dün tabii Talişka'dan da yine bahsetti Şenol Güneş. Tamamen üzerini çizmedi. Şartlar dedi özetlemek gerekirse. Talişka için de Beşiktaş yönetiminin belli ki niyeti var. Ama tabii operasyon olarak Beşiktaş'ın bütçesini şu an için aşıyor gibi gözükmekte. Bir de öbür taraftan da bir haber çıktı ki Talişka'nın transferini çok zorlaştırıyor. Ronaldo Talişka gitmesin demiş. Kime demiş mesela? Böyle haberler dediği öğrenildi. Dediği öğrenildi, iddia edildi. Mesela bildirildi. Talişka'ya demem. Talişka mı demiştir bilmiyorum ya. Öyle bir Twitter'da bir şey okudum yani. Yani Mane falan geldi. Hı? Mane geldi o takıma biliyorsun. Belli olmaz demiş de olabilir tabii şimdi. Ama yani, o da bir Portekiz işbirliği sonuçta. Yani. Yani, olabilir. Belki o da arkadaşıdır bir şey. Dün Oxlade'den de bahsetti.
Şenol Güneş. Hani geldi, çalışmaya başladı, zaten kalitesi belli olan bir oyuncu dedi. Beşiktaş merkeze de Onana'nın yanında Oxlade-Chamberlain takviyesi yapmış oldu. Tabii Rashid'si ortada yokken acaba Oxlade sağ önde mi kullanılacak diye düşünüyorduk. Şimdi Rashid San'ın gelmesiyle beraber Oxlade-Chamberlain de merkezde önemli bir alternatif oldu. Ama dün senin söylediğin orta saha Getson'la Oxlade inanılmaz bir ikili olur gerçekten. Yani acayip bir ikili olur orta sahada. Evet, bakalım. Yani Oxlade'in de ilk herhalde izlenimi Şenol Güneş'i etkiledi ki böyle şeyler söyledi. Şimdi Beşiktaş'ta Hacı Ahmetoviç, Onana, Getson Fernandez, Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan'dan oluşan bir ana rotasyon var. Burada tabii Kerem Atakan Keskin, Demir Ege Tıknaz gibi genç alternatifler de var. Onların da yine kiralanma ihtimalleri var. Fakat Beşiktaş'ın da merkezi bu şekilde oluştu. Hala Sergio Ramos'la alakalı stoper attığı için konuşuluyor Beşiktaş'ta. Kale zaten belli. Onun dışında stoper hattında Amarty takviyesi yapıldı. Koy zaten sol stoper olarak ön plana çıkıyor. Sol bekte Masuaku, Umut Meraş. Sağ tarafta da hepimizin bildiği gibi Rozier ve Onur Bulut var. Onur Bulut'u önde kullandığı zaman belli bir şey aldı Beşiktaş, verim aldı. Oyuncu çok iyi niyetiyle iyi mücadele etti. Gol attı, asist yaptı ama tabii onun asıl yeri sağ bek ve sağ bekte de bu formuyla Rozier'i kesebilir. Rozier de fena olmasa da Onur daha formda gözüküyor. Bir de tabii 8+3 var. Dolayısıyla Beşiktaş'ta ağırlıklı olarak transfer bitti gibi gözüküyor. Eğer Beşiktaş benim anladığım yapabilirse Talisca transferini yapacak. Zaten Zaynutdinov'dan bahsettik. O da hemen hemen her mevkide oynayabilen joker bir oyuncu olarak tanımlandı. Hani Zaynutdinov'un geldiği noktada geriye bir olursa Talisca, bir de bir stoper kalıyor Beşiktaş'ta. Benim anladığım Zaynutdinov sonrası maksimum iki hamle yapacak siyah beyazlar. Bu arada şimdi, Koli demişken de Şenol Hoca basın toplantısında söyledi. Bugün omuzundaki sakatlığından dolayı zannedersem forma giyemeyecekmiş. Hmm. Öyle bir haber gördüm yine gelmeden önce. Evet, şimdi aramıza gidelim. Saatlerimiz 7.32. Aradan sonra biraz daha diğer takımlara ve bugünkü karşılaşmalara göz atacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta artık beklenen isimlerden bir tanesi Zaynutdinov. 25 yaşında Kazak oyuncu, 1.83 boyunda, CSKA Moskova'nın oyuncusu ve Beşiktaş'ın yaklaşık 4.5 milyon euroya bu transferi tamamlaması bekleniyor. Bu sezon şu ana kadar, yani bu sezon CSKA Moskova ile beraber maçlara çıkıyor ve şu ana kadar 5 karşılaşma oynamış. Bu 5 karşılaşmanın tamamında sol iç gibi oynamış CSKA Moskova'da. Normalde bir 10 numara oyuncu. İşte Şenol Güneş de söyledi zaten. Hani kale dışında hemen hemen her yerde oynamış, oynayabilecek bir isim Zaynutdinov. Yetenekli bir oyuncu. Kazak olduğu için yerli statüsünde oynayacak. Mavi kartla birlikte bu Beşiktaş açısından bir avantaj sağlayacak. Mesela geçtiğimiz sezonki istatistiklerine bakıyorum. Geçtiğimiz sezon 27 karşılaşma oynamış. Bu 27 karşılaşmanın 17'sinde stoper oynamış. Bir 10 numara olmasına rağmen 7'sinde sol iç oynamış. Sol bek oynamışlığı bile var geçtiğimiz sezon. Toplam performansı CSKA Moskova'da 83 karşılaşma, 7 gol, 8 asist ama kendi pozisyonundan çok farklı mevkilerde oynadığını görüyoruz. Zaynutdinov'un Şenol Güneş söyledi, bugün yarın gelebilir dedi. Beşiktaş'ta asıl olarak hani 10 numara pozisyonuna bir takviye olarak gözüküyor Zaynutdinov. Yani joker bir oyuncu. 10 numara olarak demem de benzeteceğim oyuncuya, yani Kazakistan'ın Ümit Davalası diyebiliriz galiba. Herhalde öyle gözüküyor, baksana oynamadığı yer yok oyuncunun. Kale hariç her yerde oynamış. Yani Ümit'in de biliyorsun yani hemen hemen her yerde oynamışlığı var. Doğru, o da öyleydi. Gerektiğinde forvet oynadı, orta saha oynadı. Rap albümü yaptı gerektiğinde. Rap albümü yaptı. İhtiyaç duyduğunda rap albümü yaptı. Doğru. Her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Daha ne yapsın yani bir oyuncu olarak. Aynen. Evet, şimdi Beşiktaş bugün saat 21'de Neftçibaki'yi ağırlayacak.
3-1'in rövanşında Beşiktaş saat 21'de sahaya çıkacak. Genco az önce söyledi, hani Koli'de ufak bir sıkıntı var dedi. Mesela NTV Spor'da Koli muhtemel 11'e yazılmış ama diğer gazetelere bakmak lazım. Bunun yanında karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Evet. Onu da söylemiş olalım. Yani açık kanaldan Beşiktaşlı futbol severler bu mücadeleyi takip edebilecekler. Genco ilk karşılaşmada deplasmanda Beşiktaş özellikle beklenenin aksine maça bayağı iyi başlamıştı. Evet, çok da rahat kazandı. Ondan sonra skoru buldu. Güzel goller attı. Salih özellikle belki de Beşiktaş performansının en iyi maçını oynamıştı. Hı hı. Oyundan çıkana kadar. Ve Beşiktaş hani 3-0'ı bulmuştu. Daha sonra merkezde yapılan bir hatayla rakip golü atınca, orada Amartey ve Onana'nın ortaklaşa yaptığı bir hata vardı. Pozisyonun devamında Amartey hata yaptı. Maç 3-1'e geldikten sonra son bölümde Beşiktaş için zor geçti. Yani o bölümde rakibin bir tane friki direkten döndü, bir tane top çizgiden çıktı. Beşiktaş zorlandı. Hani bir anda böyle şok bir sonuç olabilirdi. Valerenga maçını hatırlar. Doğru. Beşiktaşlar 3-0'a gelmişti. 3-3, aynen öyle. Hani belki bu maç gelmezdi ama hani bir 3-2 olsa bayağı bir stres olabilirdi Beşiktaş'ta. Öyle bir şey olmadı. Beşiktaş kazandı ve döndü. Ardından mesela Karagümrük mücadelesinde ilk 45 dakikada Beşiktaş pek iyi değildi. Ama bugün hem 3-1 olması ilk karşılaşmanın hem de iç saha faktörüyle Beşiktaş yine iyi oyun ve galibiyet vaat ediyor gibi düşünüyorum ben. Sen ne dersin? Doğru, katılıyorum. Ben aynı Galatasaray Lübnan maçındaki söylediğimi söyleyeceğim ama ilk maçı deplasmanda kazanan takım ikinci maçta, hele ki daha sezon başı, kendini hiç öyle çok yormayacaktır. Ben yine aynı Galatasaray'ın Lübnan'ı yendiği gibi az gollü bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. İstanbul'da bu arada yaşayanlar farkında, belki 3 gündür İstanbul güneş görmüyor ama nem çok yüksek. İnanılmaz bir nem var gerçekten. Hele artık dün artık tavan yaptı. Rüzgar da biraz azaldı. Bilmiyorum bu akşam nasıl olacak ama sabah gelirken ben yine güneş görmedim. Hiç tamamen kapalıydı, hava bulutluydu ama muazzam bir nem vardı. En nihayetinde Ali, sezon başı oyuncuların kondisyon gücü %100 değil. Kaldı ki inanılmaz bir sıcak var. Sakatlık riskinden de kaçınacaklardır. İlk maçı deplasmanda 3 gol atıp kazanmışsın. Ama ilk maçı da gerçekten Beşiktaş'ın çok çok iyi başladığını da hatırlayalım. Yani bu kadar iyi başlamasaydı, momentum tam ters gelişseydi acaba Beşiktaş zorlanır mıydı? Hani ters gelişseydi derken 3-1 olduktan sonraki ama tabii şeyleri de konuşmak olmaz, yani şöyle olsaydı böyle olsaydı da olmaz ama yani en nihayetinde Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Hiç kendini zorlamamasını bekliyorum. Az gollü Beşiktaş galibiyeti çıkar bence. Evet, bugün Cenk Tosun Beşiktaş'ta forma giyebilir. Karagümrük mücadelesinde kadroda yer almıştı golcü oyuncu. Fakat riske edilmemişti. Bugün Cenk Tosun az da olsa süre alabilir. Genco'nun dediği gibi hani bu dönemde kazanmak önemli ama sakatlıklardan da uzak durmak aynı öneme sahip sezon bir başında. Bir de fizik kondisyon, hemen hemen sakat olmayan oyuncunun hepsinin aynı seviyededir de bir de daha az maç yapmış, sakatlıktan çıkmış ya da sakatlıktan yeni çıkan oyuncuların da maç eksiğini tamamlaması için çok güzel bir antrenman maçı havasında en nihayetinde. Yani deplasmanda ilk maç 3 atmışsın. Yani 2-0 mağlup duruma düştüğünde bile elenmiyorsun. Hani sadece matematik mantığını söylüyorum burada. Dolayısıyla Galatasaray'da nasıl Okan Hoca iki tane farklı stoperle çıktı, bambaşka bir şey denedi. Yani burada da tabii Okan Hoca yapmaz. Yani bak gör, yapmaz. Yani yapmaz ama mesela Cenk Tosun gibi çok maç eksiği olan birinin de o eksiğini tamamlaması, kendini görmesi ve göstermesi için bir süre alır Cenk Tosun tabii da. Ama hani ben öyle geniş bir rekabet rotasyon beklemiyorum. Hı-hı. Masuaku ilk karşılaşmada kırmızı kart cezalısıydı, hatırlayacaksınız. Evet. Onun cezası tek maça indiği için Masuaku bugün sahada olabilecek. Onun tabii oynaması savunmadan top çıkartırken, oyun kurarken Beşiktaş adına önem arz ediyor. Bunun yanında Beşiktaş'la alakalı olarak Gezal'i size söyledik. Raşit Say'ı söyledik. Karşılaşma 21'de dedik. TRT Spor'dan yayınlanacak.
Şöyle bir bakıyorum, ekstra hani karşılaşmayla alakalı olarak gazetelerde bir detay var mı diye bakmaktayım. Eğer bir şey görürsem, gözüme çarparsa onu da iletirim. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Aynen. Eğer Beşiktaş bu turu geçerse, ki geçmeye çok yakın, Aris Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle playoff'ta karşı karşıya gelecek. Hatırlayacaksınız, orada da ilk karşılaşmada kazanan 1-0'la hatta sürpriz diyebileceğimiz bir şekilde Aris olmuştu. Bugün Dinamo Kiev tabii ki karşılaşmada favori olan taraf, ama Aris de ilk karşılaşmayı kazanmıştı. Beşiktaş da bugün turu geçerek playoff turundaki rakibini bekleyecek. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7.52 saatlerimiz ilk bölümde Beşiktaş'ı konuştuk. Gelişmeleri sizlere aktardık. Sırada Galatasaray var. Galatasaray'da Fanatik gazetesi Hakim Ziyeh manşeti atmış beklendiği gibi. Aslan'dan Hakim Ziyeh bombası. Raşit Say'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Chelsea'nin yıldızı ile karşılık verdi demiş Fanatik gazetesi. Bunun yanında orta sahaya iki müthiş aday demiş. Biri Gendüzi, biri de Depol. Torreira'nın yanına alınacak oyuncu için çalışmaları hızlandıran Galatasaray, Marsilya'dan Gendüzi'nin yanı sıra Atletico Madrid'den Depol ile görüşüyor demiş Fanatik gazetesi. Bunun yanında Hakim Ziyeh önemli bir oyuncu. Şöyle diyor Fanatik gazetesinde, Zaniolo'yu Aston Villa'ya yollayan Galatasaray son yılların en büyük transfer bombalarından birini patlattı. Galatasaray Chelsea'nin faslı yıldızı Hakim Ziyeh'i Türkiye'ye getiriyor. Üstelik herhangi bir bonservis ücreti yok. 1 milyon euroluk bir bonustan bahsediliyor Ziyeh'le alakalı olarak. Chelsea ile böyle bir anlaşma yapıldığına yönelik şeyler yazıldı. Ziyeh'in tabii ki kariyeri yine verilmiş Fanatik gazetesinde. Kariyeri boyunca toplam 394 karşılaşma, 110 gol, 135 asist. Tabii rakamlar çok çok iyi. Ajax'ta 165 karşılaşmada tam 81 asist. Yani iki karşılaşmada bir asist neredeyse, ama asistlerle durmuyor Hakim Ziyeh. 49 tane de gol atmış Ajax kariyerinde. Chelsea kariyeri hepinizin bildiği gibi biraz daha sönük geçti. 107 karşılaşma, 14 gol, 13 asist, ama Chelsea'nin de içinde bulunduğu durumu unutmamak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bayağı kaotik bir Chelsea'ye gitti. Akşam gazetesinde Nelson'un yerine Ramos denmiş. Yine Galatasaray'la ilgili bir haber. Galatasaray takımdan ayrılması beklenen Danimarkalı stoperin yerini İspanyol yıldız Sergio Ramos'la dolduracak. 37'lik savunmacının 8 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası beklenildiği öğrenilmiş. Yine akşam gazetesinde Ziyeh'le alakalı olarak, Galatasaray skor makinesini bedelsiz olarak kadrosuna kattı. 3 maçta bir atıyor denmiş. İstatistik bilgileri yine verilmiş. Dün hat-trick'te dile getirmiştik Babel'in söylediği, Icardi eğer Ziyeh gelirse 20 golünün yanına bir 10 gol daha ekler cümlesi Babel sosyal medyada paylaşmıştı. Yine verilmiş gazetede. Bakıyorum şöyle bir Ziyeh'le alakalı olarak gazetelerde farklı bir haber var mı? Eğer bir şey gözüme çarpmazsa zaten Genco'dan da yorumları alacağız. Fotomaç gazetesi Ziyeh'i Galatasaray gururla sunar. Galatasaray'dan, Cimbom'dan yılın transfer bombası olarak vermiş. Sıradaki yıldız Verratti diye de devam etmiş. Galatasaray bir de orta sahaya takviye yapacak ama tabii Verratti kolay bir operasyon değil. Bu arada Ziyeh önce Londra'da sağlık kontrolünden geçirilmiş. Londra'daki kontrollerde bir sıkıntı çıkmamış. İngiltere'de ön sağlık kontrolünden geçirilmiş. Öyle yazıyorlar. Bunu birkaç gazeteciden daha okudum. Şimdi İstanbul'da detaylı tetkikler yapılacakmış oyuncuya. Eğer burada bir problem olmazsa faslı yıldızla Galatasaray anlaşmayı yapacak. Galatasaray cephesi tabii biraz burada temkinli. Hani eğer bir sıkıntı olursa bu anlaşma olmayacak. Biraz da hani taraftarlar açısından o beklentiyi karşılamakta, ayarlamakta önemli. Hani oldu ya
bir sıkıntı oldu. Galatasaray çok rahat bir şekilde oyuncuyla anlaşmayabilir. Evet Genco, Ziyeh transferi, hani dün senle hat-trick'te konuştuk ama Galatasaraylar Raşitsa'ya üzülürken üzüntü çok uzun sürmedi. Bir anda Ziyeh ismi gündeme geldi. Peki şimdi hani Ziyeh geldiği anda o bölgeye Tete alındı. Tete de direkt bir sağ kanat oyuncusu. Bunun yanında Barış Alper Yılmaz'ın son dönemde bir yükselen formu vardı. Ama bu iki oyuncuyu da hemen kenara böyle koyacak bir isim Hakim Ziyeh. Nasıl bakarsın bu transfere, neler söylersin? Yani o iki ismi hemen kenara koyduğu gibi Galatasaraylar Rasiç'i kaptırma üzüntüsünü de anında yok etti. Hı hı. Onu da bastırdı. Ya tabii ki çok önemli bir isim. Çok yakından takip ettiğimiz bir isim. Top cambazı, yani göze hoş gelen, hem göze hoş geldiği gibi ayrıca katkı da sağlayan golleriyle ya da asistleriyle. Yani sadece çalım atan, değil, tabii, şey yapan, şov yapan bir oyuncu değil. Değil. Ama şimdi tabii yani gerçekten bütün Galatasaraylıların aklında, yani mantıklı düşünen şu soru var. Yani bu oyuncu dün de sen söyledin. Hı. İşte Suudi Arabistan'a gidecekken sağlık sorunundan dolayı bu transferin gerçekleşmediği, testlerden geçemediğinden dolayı bu transferin gerçekleşmediğini söyledin. Şimdi Ziyeh de diyor ki yaptığı Twitter açıklamalarında sağlık sorunu yoktu, anlaşamadık. Ama sen orada gerçekten çok güzel bir konuya, noktaya parmak bastın. Dedin ki ya Allah aşkına bu oyuncular şu ana kadar kimleri transfer etmek istedi, kimleri transfer etti ve bu çalışmalar içerisinde bir tane oyuncuyla parasal anlamda bir sıkıntı yaşadılar mı? Yaşamadılar. Hakikaten bu insanlar dedin ki 3'ün 5'in hesabını yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Doğru. Yani burada gerçekten Galatasaray'ın bu oyuncuyu alırken çok ciddi bir testten geçirmesi lazım. Çok geniş kapsamlı bir sağlık testinden geçirmesi lazım. Yani şu da çok büyük bir facia olur. Tamam, Ziyeh kim takımında görmek istemez? İster. Ben de isterim ama Ziyeh geldikten sonra ya mesela Galatasaraylar bunu çok acı bir şekilde Falcao'da yaşadı. Ali. Evet, evet, evet. Yani daha yeni değil mi? Daha çok yeni yaşadı, çok taze yaşadı. Çok büyük bir para karşılığında. Ben mesela çok heyecanlanmıştım. Ve tabii canım, biz burada Falcao ile ilgili neler söyledik? Ya şu anda ben o gün arkadaşlarıma söylediğim şeyin ne kadar yanlış olduğunu acı bir şekilde öğrendim. Diyordum ki ya Genco ama bak çok sakat. Dünya Kupası'na bile katılamadı. Son bir yılda şu kadar maça çıktı. Ya diyordum arkadaşlar, Falcao 20 maça çıksın, 25 gol atar yeter falan diyordum. O iş öyle olmuyormuş yani gerçekten. Dolayısıyla bütün Galatasaray camiası yönetiminden taraftarına çok yakın tarihte Falcao örneğini yaşamışken aynısını Ziyeh'te kesinlikle yaşamak istemez. Sağlık kontrolü çok çok önemli. Eğer sağlıklıysa Ziyeh, evet çok önemli bir sağ açık kazandı ama yani 10 numaraya da gerektiğinde 10 numaraya da devşirebilecek bir oyuncu kazandı. Zaten hani 10 numaraya da Galatasaray direkt olarak onu düşünürse çok fazla şaşırtıcı olmaz. Kesinlikle olmaz. Çünkü Tete var. Yani Tete'de eğer beklediğimiz gibi çıkarsa, düşündüğümüz gibi oynarsa, hani Tete, Ziyeh, Kerem ya da Zaha Türkiye için ligi için söylüyorum. İleride de Icardi. Aynen öyle. Düşün, Mertens'i saymadım bile. Evet. Ve bakan bu da var daha işin içinde. Yani Galatasaray'ın burada tabii bazı tweetler geliyor. Orada da çok haklılık payı var. Yani forvet arkasındaki üçlüye o kadar fazla transfer yapıldı ki ve bu oyunculardan birinin de Kerem Aktürk oğlu olma zorunluluğu var Süper Lig'de. Ya aynen öyle. Şimdi bütün burada dengeyi Okan Hoca nasıl sağlayacak? Gerçekten akıllarda çok ciddi bir soru işareti. Ama tabii yani Rasiç'i mi istersin, Tete'yi mi istersin, yoksa sağlıklı bir Ziyeh mi istersin dediğinde hiç kimsenin Rasiç'i veya Tete diyeceğini zannetmiyorum. Evet, Genco devam edeceğiz. Bir saat başı aramızı verelim. Ardından devam edeceğiz Galatasaray'la. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sonu, Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet.
Evet, saatlerimiz 8'e 3 dakika geçmekte. Yepyeni bir saatte sizlerle beraberiz. Herkese bir kez daha günaydın. Radyo Spor'da Sabah Spor'unu dinliyorsunuz. Ali Erim, Genco Boran sizlerle beraber. Bize Twitter üzerinden mesajları gönderebilirsiniz. Akşam gazetesindeki, Sözcü gazetesindeki haberdeki detaylardan biri şöyle. Oyuncu 2020-2021 sezonunda diş sakatlığı yaşamıştı. Son iki sezonda sadece 5 maç kaçırdı diyor Sözcü gazetesindeki haber. Ve sakatlık geçmişini son 5 sezona yayarak vermişler. 2020-2021 sezonunda 14 maç kaçırdığı bir diz ve kalça sakatlığı var. Daha sonra 2021-2022'de aşil ve omuzundan sakatlanmış. 4 maç kaçırmış. Geçtiğimiz sezonda sadece bir karşılaşmada dinlendirilmiş olarak gözüküyor. Peki Genco, şimdi Ziyeh'le alakalı olarak akla şöyle soru gelse, yanlış bir soru mu olur? Paranoya mı olur? Tadiç Ajax'tan ayrıldığı anda biz demiştik ki Tadiç'le alakalı olarak, yani 3-5 değil 5-10 tane kulüp hemen şeye girer. Ne derler? Sıraya girer. Sıraya girer ve Tadiç'i arar. Sonra Hollanda kaynaklı De Telegraaf Tadiç Ajax'tan ayrıldığı anda 30 tane teklif aldığını yazdı Tadiç'in. Ziyeh'le alakalı olarak, hani Chelsea'den ayrılacağı bu kadar net bir oyuncu ama ben öyle mesela Ziyeh'in peşinde koşan bir Avrupa takımı görmedim. Hani Chelsea seviyesinde olmasa da mesela Premier Lig'de orta alt ya da başka bir ligde başka takımlar pek Ziyeh'in peşinde koşmadı. Bu şu anlama gelebilir mi? Sakat olduğu için söylemiyorum ama mesela bazı oyuncular var. Sakatlıktan sonra, böyle diz sakatlıklarından sonra bir daha asla eski seviyelere çıkamıyor. Evet, diz çok mesela, önemli gerçekten. Oxlade-Chamberlain'in zaten Türkiye'ye gelme sebebi de o yaşadığı iki tane diz sakatlığı. O diz yoksa sakatlığı Premier Lig'de bırakmazlardı onu. Bu yaşta neden gelsin tabii Türkiye'ye? Şimdi Ziyeh'le alakalı olarak bunu düşünmek garip midir sence? Vallahi çok haklısın, sana şöyle söyleyeyim. Ben her gün bir rutinim vardır. BBC Sport'a ve BBC Futbol'u her gün bakarım. Ve orada benim çok beğendiğim bütün Avrupa spor sitelerinin ve gazetelerinin ön plana çıkan, hepsi değil de ön plana çıkan transfer dedikodularını ya da gelişmelerini, ki Fabrizio Romano da haberleri dahildir burada. Bütün Avrupa'daki transfer dedikodularına bakarım. Ali, bu ay Ziyeh'le ilgili bir haber görmedim. Keza Oxlade-Chamberlain'le de ilgili bir haber görmedim. Ama yani özellikle tabii ki Premier, BBC olduğundan dolayı Premier Lig ağırlıklı olur. Ve bu iki isimle ilgili hiç transfer haberi, dedikodusu, şu yanaştı, şununla konuştu, şu reddetti diye bir haber görmedim. Gerçekten bu insanda soru işareti uyandırıyor. Kesinlikle uyandırıyor. Zaten en başta soru işareti uyandıran şey bu oyuncunun Suudi Arabistan'dan sağlık heyetinden red alması ve bu transferin gerçekleşmemesi. Dün yine sen söyledin. Dinlemeyenler, duymayanlar için yine tekrar edeyim ben. Yani bu ülkenin görüştüğü futbolculardan bir tane bile anlaşamadı, gitmedi, gelmedi, transfer haberi olumsuz sonuçlandı haberi çıktı mı? Çıkmadı. Bir tek Ziyeh için çıktı. Ya bu gerçekten Galatasaray taraftarını endişelendirmesi gereken bir haber ve gerçekten Galatasaray yönetiminin bu transferi yaparken oyuncunun kalitesine, apoletine değil, kulübü düşünerekten gerçekten sağlık sorunu varsa biz bu oyuncuya yanaştık. Bak, sağlık sorunu yoktur. Sağlık sorunu yoktur. Ama olabilir. Yani şöyle, hani mesela yazıyor ya. Yoksa işte, Ziyeh neden istemesinler? İşte eskisi o eski oyuncu değildir. Performansı o seviyeye çıkmaz bir daha. Dizi yüzünden mesela Falcao. Ya dizi yüzünden Falcao Galatasaray'a gelmeden önce full oynuyordu. Ya ama şimdi Falcao'la ilgili şöyle bir şey var. Galatasaray'da ne kadar kötü, facia bir sezon geçirdi. Adam gitti. Levante'ye mi gitti? Bir yere gitti. Vallahi Vallahi orada da başta iyiydi. Ondan sonra gene başladı sakatlıkları. Ayın mesela, oyuncusu falan seçildi yani. Yani Ziyeh öyle değildir büyük ihtimalle. Yani dizi normalde dönmüştür ama işte o sakatlıktan sonra eski seviyesini bir daha yükselemeyebilir. Şimdi aklımda o var. Bir tabii yani ki doğru söylüyorsun. Tamam, doğru söylüyorsun. Ama
az önce bence çok kilit, çok önemli bir şey söyledin. Chelsea'nin içinde bulunduğu buhrandan da çok kötü etkilendi Ziya. Ve piyasada adı bundan dolayı da biraz daha aşağı inmiş olabilir. Çünkü Chelsea'de resmen bir kabuk değişimi yaşandı. Ya Tuchel'le belki harika bir dönem, harika bir çıkış yakalandı 2,5 sene önce. Fakat aynı Tuchel'le korkunç bir düşüş yaşandı. Ve Tuchel gittikten sonra, gönderdikten sonra kim geldiyse, ne teknik adam olarak ne de oyuncu olarak, Chelsea transfer rekoru kırdı biliyorsun. 6 ayda hiçbir kulübün harcamadığı parayı harcadı Chelsea. Evet. Ve gelen hiç kimse hiçbir şey yapamadı. Ne Mudri'yi, ne Enzo'su, yani gidenler ortada. Dolayısıyla orada Ziye kayboldu zaten. Ziye orada kayboldu. Bir sakatlık ihtimalinden bahsediliyor. Vardır yoktur, tamam. Dizi önemli. Belki sağlık kontrolünden geçecek diyorsun ama Ziye'nin düşüşündeki ya da düşüşte gözüküyor olmasındaki etkenlerden biri de Chelsea'nin içinde bulunduğu korkunç buhrandandır bence. Evet, bunun yanında belki şunu da eklemek lazım olumlu olarak. Hani şimdi olumsuz ihtimaller var. Olumlu ihtimal olarak da şu konuşulabilir. Oyuncu Paris Saint-Germain'e gidiyordu. Ama ara transfer döneminde 3 dakika farkla, o hani evrak herhalde büyük ihtimalle yetişti, evet, yetişmedi. O transfer de olmadı. Mesela Paris Saint-Germain'de transferi son anda yattı. Şimdi Milliyet gazetesinde Nevzat Dindar bir haber yapmış. O zaten Ziyech transferinin kilit noktasını açıklıyor. Haberin manşeti "Her şeyin başı sağlık." Dolayısıyla haberin detayları içerisinde de şu var. Ziyech bir süre önce demiş, transfer sürecini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Suudi Arabistan'a kadar gitmişti. Al-Nassr dizindeki sakatlığı öne sürerek bu futbolcunun transferinden vazgeçmişti. Galatasaray bu nedenle bu transfer için çok titiz hareket etti. Kulüp doktoru Yener İnce futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirmek için dün sabah Londra'ya gitti. Yener İnce'nin yaptığı kontroller olumlu sonuç verdi. Sarı Kırmızılar faslı oyuncuyu özel uçakla İstanbul'a getirecek. Ziye İstanbul'da da temiz raporu alırsa Sarı Kırmızılar ile sözleşme imzalayacak. Bonservis bedeli yok. Mesela bu da biraz, mesela neden bonservis bedeli yok? 1 2 3 5 istemez misin yani? Bir açını kapatsın istemez misin? Onu da anlamıyorum ben bu. Yani böyle oyuncu mesela neden bonservis bedeli olmadan bırakılır? Neyse, 3 senelik anlaşma yapılacakmış ve 4,5 milyon euro oyuncuya yıllık olarak ödenmesi Chelsea'deki planlanıyor. Kontratı bitmiş yani. Bitmemiş mi? Bitmeden mi bonservissiz bırakmışlar? Chelsea'deki kontratı 2025'te bitiyor. 2024'te de bitmiyor. Yani buradaki tek şey yüksek maaş olur. Yani Ziyech'in maaşı yüksektir. Evet. Ha, olabilir, evet. Anladın, evet, Chelsea'de evet, evet. Sen git tamam, biz maaştan kurtulalım. O bize bonservis aslında gibi olur. Aslında o da mantıksız değil, gelenleri düşünecek olursak. Yani Chelsea'nin harcadığı parayı düşünürsek. Ama mesela 2024'te bitmiyor yani. Bir sene sonra da bitmiyor. Evet, 2025'te evet, bitiyor. 2 sene bitiyor. O yüzden ya bir 3-5 istersin yine. 3-5 istersin, ben de öyle düşünüyorum yani. Bir de oyuncu Hakim Ziyech. Aynen. Oyuncu. Evet, Ziyech transferiyle ilgili detaylar bu şekilde. Galatasaray'da gündem o. Tabii Galatasaray'da şöyle bir, hep söylüyoruz, artı var. Sonuçta her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray karar verecek. Oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek. Raporlar verilecek. Performans değerlerine bakılacak. Ona göre Galatasaray karar verecek. Yani burada her şey Galatasaray'ın elinde. Dolayısıyla sonraki dönem için hani Galatasaray kendini mutlu edecek de üzecek de kararı en azından kendi verebiliyor diyelim. Aramıza gidelim. Aradan sonra diğer haberlerle buradayız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8-15 saatlerimiz bu bölümde. Telefon hattımızı da sizlere açalım. Bir iki dinleyicimizi yayına alalım. 0212 363 04 34. Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bu numarayı arayarak sizler de canlı yayına bağlanabilirsiniz. Bakalım sabah şaşırdılar mı beni duyduklarına? Sabah şaşırmışlardır büyük ihtimalle. Sen ilk kez değil mi Sabah Spor'una? Daha önce gelmedin. Vallahi düşündüm acaba 2006-2007-2008'de falan geldim mi diye, hatırlayamadım açıkçası. Hmm. Yani her çok çok kuşak yaptım Radyo Spor'da ama sabaha inan hatırlayamadım. Evet. Yani en azından hani biz sabaha geçtikten sonra gelmedin. Onu yok, biliyorum yok, ben. Yok.
Yeni sezon yani yeni evet. 2020'lerde 2010'ların sonlarında falan gelmedim. İlk Radyo Spor'dayken geldim mi? Gelmişsin. Evet, onu da hatırlamıyorum. Evet, gazetelere bakıyoruz. Gazetelerde gözüme çarpan haberleri sizlerle paylaşıyorum. Beşiktaş'la ilgili bilgileri vermiştik. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de bugün Maribor deplasmanında olacak 21.15'te. O karşılaşmayla ilgili bilgileri de vereceğim ama dinleyicimiz telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali abi, kolay gelsin. Kocaeli'den arıyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ben Gendouzi için ya bir gelişme var mı? Yayına daha yeni katıldım dinlemeye de. Gendouzi ya da Ndombele için herhangi bir gelişme. Gelişme dediğiniz hani gazetelerde Gendouzi ismi yazılmış. Adaylardan biri olarak verilmiş. Diğer aday da Depol olarak söylenmiş. Atletico Madrid'deki Arjantinli oyuncu. Peki abi sizin yorumunuz yani Gendouzi ile Torreira sizce aynı oyuncu değil mi? Yani iki tane böyle savunma ağırlıklı orta saha yani bilemedim. Gendouzi belki hatırlarsınız Fransa'da öyle çok bilinen bir oyuncu değilken bir anda Arsenal'a transfer yapmıştı. Arsenal'a da bayağı bir havayla geldi ama daha sonra ilerleyen dönemde böyle aşama aşama yerini ve havasını kaybetti. Ondan sonra Fransa'ya geri döndü. Şimdi mesela son karşılaşmada da Panathinaikos mücadelesinde de Panathinaikos'un penaltısını yaptırmış. Bir de şeyde kaçırmış. Seri penaltılarda da penaltıyı kaçırmış. Bayağı bir eleştirildi Gendouzi. Hani ben biraz Arsenal'a geldiği zaman da hani böyle abartılan oyunculardan biri olduğunu düşünüyordum kendi adıma. Galatasaray'ın hani kestirmeden söyleyeyim size, net söyleyeyim. Galatasaray'ın bu kadrosunda Gendouzi gelirse eleştirilir. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hani keşke alabiliyorsa Depol gibi bir topçu alsın isteriz ama teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, görüşmek üzere. Sağ olun. Galatasaray çıtayı belli bir noktaya koydu. Şimdi az önce sen ileri uçta Okan Buruk nasıl ayarlayacak dedin ya rotasyonu. Hı hı. Mesela o rotasyonda işe en zor olan oyuncu Kerem. Tabii. Çünkü yerli statüsünde oynayacak. Eğer istediklerini yapamazsa taraftar kenardaki isimlere bakıp hemen ahlara ohlara başlayacak. Vallahi bu Ljubljana maçında yaşandı, net söyleyeyim. Yaşanır. Şimdi merkeze de hani Torreira zaten orayı çok fazla toparlıyor ama Torreira'yı çok fazla toparlarken oraya alacağın oyuncunun hem bence belli anlamda fizik gücünün Torreira'ya yakın olması ama ayaklarının da iyi olması lazım. Çünkü zaten Torreira orada işin %70-%80'ini yapıyor. Gelen oyuncu da katkı verecek. Savunma katkısı verecek ama böyle bir oraya bir dinamizm katması. Bununla beraber ayağının da belli bir seviyede olması lazım. Yani o da böyle topu, pas trafiğini ondan sonra zaman zaman atacağı şutları istediği seviyeye çıkaramazsa ki Gendouzi bence direkt değil, olarak öyle. O kadar güzel söyledin ki Gendouzi'yi. Hakikaten yani. İlk Arsenal'e geldiğinde böyle işte uzun saç, koşuyor, savaşçı falan, oraya bitiyor, buraya bitiyor. Bütün Arsenal'lerin çok sevdiği bir oyuncu olarak müthiş bir motivasyonla başladı ama gerçekten gereksinimleri hiçbir şekilde karşılayamadı. O savaşçılığı ve ruhu haricinde. Hani şimdi bir sağ bek olursun, savaşçı olursun, stoper olursun, savaşçı olursun, birçok açığını kapatırsın ama orta sahanın ortasında oynarken sırf savaşçılıkla adam kaçırmayı engelleyemezsen, senin önünde koşan oyuncuya iyi ara pas atamazsan, vizyonun yoksa o koşan adamı göremezsen ağlar uğlar başlar. Arsenal'de de aynısı oldu. Yani Galatasaray'da orta sahada şu anda yani Guendouzi'yi aldığında oh ya kurtulduk diyeceğim bir adam olmadığından dolayı kesinlikle o çıtayı yükseltmez Guendouzi. Yani daha iyi söyleyemezdin. Evet, Mehmet Ünlü Hollanda basınında çıkan haberlere göre demiş Ziyeh sağlık testini yine geçememiş. Ben takip etmedim Hollanda basını. Mehmet Ünlü takip ediyor. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Demek ki öyle bir şey okumuş. Şimdi bir dinleyicimizi daha alacağız. 0212 363 04 34. Fenerbahçe Maribor'da dedik. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Emre Mor sakatlıkları sebebiyle tedbir amaçlı olarak kadroda yok. Aynı zamanda Osay Samuel ve Bekao'nun da sakatlıkları var. Fenerbahçe bu eksiklerle Maribor'a gitti. İlk karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1
kazanmıştı ve bugün İsmail Kartal şöyle söylemiş: 3-1 galip gelsek de 0-0'mış gibi aynı ciddiyede çıkıp elimizden geleni yapacağız demişti. Bu size ezber bir cümle gibi gözükebilir ama Fenerbahçe bir önceki turda Zimpru'yu 5-0 yendikten sonra hani revanş karşılaşmasında pek iyi başlamasa da o Crespo'nun sakatlığı sonrası Mert Hakan'ın girişiyle oyunun kontrolünü tamamen eline alıp farklı bir galibiyet almıştı. Hani bugün yine Fenerbahçe'den öyle bir ciddiyet bekleyebiliriz. Beklemek de lazım sonuçta bir Avrupa Kupası karşılaşması. Birkaç detay daha vereceğim mücadeleyle alakalı olarak. Bir kere zaten Esport Plus'tan yayınlanacak karşılaşma, onu söyleyelim. Bunun yanında dinleyicimiz de telefon attığımızda onu da bekletmeyelim. Günaydın, hoş geldiniz. Alo. Dinleyicimiz yok galiba. 0212 363 04 34 dinleyicimiz telefon hattından düştü. Şimdi Hürriyet gazetesine bakıyorum. Hürriyet gazetesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde verilmiş. Kalede Altay var. Ferdi, Jiku, Luan Perez, Osterwolde bir savunma hattı bu şekilde oluşturulmuş. Merkezde Crespo ya da İsmail, İrfan Can, Zayt. İleride de Szymański, King ve Batshuayi. Özür dilerim, böyle bir rotasyon olmuş Fenerbahçe'de. Muhtemel 11'i bu Hürriyet gazetesine göre Fenerbahçe'nin. Yani Dzeko yok, Tadic yok, her şeyden evet, önemlisi evet. Tadic her karşılaşmada oynamıştı. Böyle bir muhtemel 11'le çıkabileceğini yazmış Hürriyet gazetesi. Evet, günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet Akyüz. Ankara'dan İstanbul'a doğru yolda gidiyorken internet üzerinden sizi dinliyoruz. Yanımda iş arkadaşım Selami Bey var. Teşekkür ederiz. Ben Fenerbahçe taraftarı. Ben Trabzonsporluyum. Kavga ede ede gidiyoruz ama işte. Aynı araba içinde iyi olmuş. Yani biz bir mesaj vermek istiyoruz. Son dün gündeme dair bu Beşiktaş-Galatasaray kavgasıyla alakalı. Tüm dünyada böyle zor süreçler yaşanıyor. Biz iki insan yan yana, iki farklı taraftar. Bu tür ayrıştırıcı söylemlerin hiç de kulübümüzde olmamasını istiyoruz. Mesela Fenerbahçe'de kalede İrfan Can oynayacak gibi gözüküyor. Sağ bekte Mert Müldür, Jiku, Luan Perez stoper attı. Bu zaten öyle olacak gibi gözüküyor. Ferdi sol bekte, İsmail Zayt, İrfan Can, Szymański, Kent, Batshuayi. Burada da böyle bir 11 var. Bu kez Kent ilk 11'e yazılmış. Ama Tadic ile Dzeko gene yok. Böyle bir muhtemel 11'i var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe ilk karşılaşmada özellikle ilk yarıda Genco zorlanmıştı. Pozisyon üretmekte, tempoyu yükseltmekte, topu hızlı çevirmekte zorlanmıştı. Ama ikinci yarıda biraz gaza basınca Fenerbahçe'nin golleri gelmiş ve Fenerbahçe 2-0 öne geçmişti. O ana kadar her şey iyi gözüküyordu. Ama sonrasında skor 2-1'e geldi. Allah'tan son dakikalarda bir penaltıyla skor 3-1'e gelince Fenerbahçe de rövanşa rahat gitti. Fenerbahçe açısından da tabii 3-1'in rövanşında kimse turun kaybedilmesini beklemiyor. Fenerbahçe'nin yine rakibini mağlup edebilecek gücü var. Böyle bir muhtemel 11 var. Daha doğrusu böyle muhtemel 11'ler var. Neler söylersin? Evet, ben de katılıyorum. Fenerbahçe ilk maçta hakikaten özellikle ilk yarı hiç kimsenin beklemediği derecede bir zorlandı. Çünkü yani biz de yaptığımız o hangi maçı YouTube kanalındaki programlarda herkes diyordu ki Fenerbahçe ilk yarıdan alır, ilk yarı iki gol atar, şöyle olur, bir de arkasına bakmaz falan derken ilk yarı gerçekten beklentilerin çok aksinde zor geçti ama goller peş peşe geldi. 2-0 oldu. Üçüncü gol dediğin gibi hakikaten takımı rövanş öncesinde rahatlatacak bir gol oldu. Yani tabii şimdi burada ilk maçı Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazansa Tadic ve Dzeko'nun yokluğu tamam dedirtebilir bizleri ama deplasmandayken acaba bu iki oyuncuyu gazetelerde ve internet sitelerinde çıkan muhtemel 11'ler doğru çıkarsa, oynatmazsa ve hakikaten iş zora girerse o zaman yani bir gereksiz bir risk gibi geldi bana İsmail Hoca'nın aldığı. Eğer ki bu kadroyla çıkılırsa. Yani 1-0 olduktan sonra herkesin eli ayağı birbirine girmez mi? Sonuçta daha sezon başı bu. Bunu Gaziantep maçında gördük. Evet.
2-1 olduğundaki Maribor maçında penaltıdan önceki oyun esnasında da gördük. Şimdi 1-1-0 olsa ne olacak? Şimdi, bu ayağında tutan isim istemez misin orada Tadic gibi? İstersin bir de. Ya da Dzeko gibi rakip savunmayı korkutacak, ileriye çıkmasını engelleyecek bir adam istemez misin? Psikolojinin bu kadar önemli olduğu bir oyunda evet. Asıl olan bir kere rakibe umut vermemek. Rakibe umut verdiğin zaman futbolda, yani seni yenebileceğini, seni eleyebileceğini düşünürse, o zaman işler tersine dönebiliyor. O yüzden de çıktın rövanş karşılaşması, herhangi bir rövanş karşılaşması, ilk maçı kazanmış olabilirsin 1-0, 2-0, 3-1 her neyse. İkinci karşılaşmada da özellikle ilk bölümde gücünü gösterip maçı rölantiye çevirecek skoru bulduktan sonra mesela o zaman Tadic ve Dzeko'yu çıkar. Yani eğer oyuncular dinlenecekse, ki dinlenmesi gerekir 1.37, 1.34 yaşında. Doğru. Ama sonuçta sen ilk 45 dakika, ilk 60 dakika oynatıp rakibin tamamen umutlarını yok edip direncini kırıp işte attın, 1-0 öne geçtin, 2-0 öne geçtin. Artık rakip anladı seni eleyemeyeceğini. Toplam skor 4-1'e, 5-1'e geldi. Artık oyun rölantiye döndü. O zaman gel kenara. Aynen öyle. Ama ilk anda umudu vermiyor. Çünkü senin dediğin gibi şimdi 3-1. Oldu ya futbol bu. Kötü başladın. Bir tane gol yedin. Bir tane gol yediğin anda rakip inanıyor bu kez. Tabii ki bir gol kalıyor geriye. Bir gol kalıyor. Seni eleyebileceğine inanıyor. Maçın uzayabileceğine inanıyor. Taraftar havaya giriyor. Taraftar havaya giriyor. Stat havaya giriyor. Yani işte Beşiktaş'ın Nefçibakır'la oynadığı karşılaşma yani. Evet. 3-0'a kadar ortada rakip yok. Aynen öyle. Rakip yok ortada. Ama bir 3-1 oldu. Bir anda Beşiktaş'ta orta saha tutulamadı. Rakip üstüne geldi. Çizgiden çıkan toplar, direkten dönen toplar iş zorlaştı. O yüzden ben de hani o mantıktayım. Eğer rövanş karşılaşması oynuyorsan en iyi oyuncularınla çık. Rakibin umudunu kes. Ona ümit verme. Ondan sonra değişiklikleri yaparsın. Evet. Şimdi Fenerbahçe karşılaşması 21.15'te başlıyor dedik. Esport Plus'tan sizler de Fenerbahçe'yi takip edebilirsiniz. Farklı gazetelerde farklı 11'ler var ama anladığımız kadarıyla bir kere stoperler kesinlikle Jiku ve Luan Perez olacak. İrfan Can 11'de gözüküyor. Zajc ve Szymański yine 11'de gözüken oyuncular. Onun yanında Dzeko ve Tadic'in bugün en azından gazetelere göre 11'de başlaması beklenmiyor diyelim ve bir araya daha gidelim. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8.38 saatlerimiz, gazetelere bakıyoruz. Fenerbahçe maçından bahsettik. Fenerbahçe'deki eksikleri, muhtemel 11'i söyledik. Fenerbahçe'de artık bundan sonra beklenti tabii ki turun geçilmesi, ama turun geçilmesiyle beraber bir taraftan da Fenerbahçeli taraftarlar bir kaleci transferi bekliyorlar. Livakovic transferi olacak mı, ya da daha tecrübeli dünya çapında bir isim gelecek mi? Keylor Navas bu konuşulan isimlerden bir tanesi. Hani bir taraftan tur geçilecek Fenerbahçe için, bir taraftan da kaleci transferi acaba ne zaman gelecek? Deha ismi askıya mı alındı? Deha ismi de var, doğru söylüyorsun. Deha ismi de var. O da gündeme geldi. Hani bir ara acaba Real Madrid'e gider mi derken Kepa gitti oraya. Evet. Dolayısıyla Deha da yine adaylar arasında olabilir Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin de biliyorsunuz playoff turundaki muhtemel rakibi Riga Twente eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçı Hollanda temsilcisi beklenildiği gibi 2-0 kazanmıştı. Bugün de bir kazaya uğramaları beklenmiyor açıkçası. Dolayısıyla Fenerbahçe'de büyük ihtimalle turu geçtiği takdirde Hollanda'dan Twente ile karşı karşıya gelecek. Milliyet gazetesinde şöyle bir haber yapılmış. Raşitsa transferiyle alakalı olarak sürmanşet vermiş Milliyet gazetesi. O uçağa binme, sonra başın ağrır. Milliyet önceki gece Beşiktaş, Raşitsa, Galatasaray üçgeninde yaşananların tüm detaylarına ulaştı. Sarı kırmızılıların Kosovalı yıldızı Norwich'ten İstanbul'a getirecek Beşiktaş'a ait özel uçaktan indirmek için her yolu denediği ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı denmiş bu haberde. Ben de bir yerde okudum, hatta Beşiktaş'ın verdiğinin çok çok üstünde bir para söylemişler. Ama yine de Raşitsa gelmiş diye okudum ben de Twitter'da. Evet.
Raşit San'ın Galatasaraylı yöneticilerle gerçekleştirdiği telefon konuşmasında net ifadeler kullanıldığı öğrenildi. Sarı kırmızıların tüm taleplerini geri çeviren Kosovalı Yıldız'ın şimdiye kadar 50 tane transfer yaparken beni sürekli oyaladınız. Beşiktaş'ta anlaştım. Bu saatten sonra Galatasaray'a gelmem mümkün değil dediği öğrenilmiş. Böyle bir haber var. Bunun yanında benzer bir haber Sabah gazetesinde verilmiş. Tabii bunlar önemli bir transfer olduğu için perde arkası gelişmeler olarak, özel haberler olarak veriliyor. Beşiktaş'ta anlaşan Raşitsa apar topar araya giren Galatasaray'a bu yanıtı verdi. Sözümden dönmem. Sarı kırmızılar yeniden kadrolarına katmak istedikleri 27 yaşındaki Yıldız'a telefonla uçağa binme bize imza at teklifini iletti. Raşitsa da söz verdim Beşiktaş forması giyeceğim dedi demiş Sabah gazetesindeki haber. Yine düne ait çıkan ilginç haberlerden biri gazetelere de yansımış. Beşiktaş'ta Başakşehir arasındaki olası takas. Mesela bu haberi duydun mu genç? Hayır. Duymadın değil mi? Güzel. Hayır. Duymadıysan sana bir soru. Hı. Başakşehir Beşiktaş'tan kimi ister sence? Karşılığında da Beşiktaş Başakşehir'den kimi talep eder? Necip'i talep eder. Ne diyorsun? Kimi verir bilmiyorum var ama. Var mı aklında? Yok, hiç. Başakşehir Umut Meraş'ı istemiş. Beşiktaş'ta Deniz Türücü istemiş. Böyle bir haber. Biri savunma oyuncusu, biri hücum oyuncusu. Dün Deniz Türücü'yle alakalı olarak da Şenol Güneş iyi şeyler söyledi. Daha önceden takımıma aldığım bir oyuncu her mevkide oynayabiliyor dedi. Bu transferin olabileceği söyleniyor. Umut Meraş'ın zaten Beşiktaş performansı pek parlak değil ama evet. Mesela Emre Belözoğlu'nun Umut Meraş'ın neden istediğini de pek anlayamadım. Büyük ihtimalle 8+3 ile alakalı bir durum olabilir. Yine Sabah gazetesindeyiz. Rebiç 11'de denmiş Sabah gazetesinde. Rebiç biliyorsunuz karşılaşmalarda oyuna sonradan girmişti. İki karşılaşmada da son mücadelede de biraz performansının yükseldiğini görmüştük. Şimdi nasıl bir düzen olacak Sabah gazetesine göre? Hafif bir sakatlık yaşayan Rozier dinlendirilecekmiş. Onur sağ bekte olacak. Muleka sağ önde. Rebiç sol önde. Yani Rebiç, Abubakar, Muleka bu şekilde Beşiktaş'ın ileri hattı oluşacak. Rozier dinlendirilecek hafif sakatlığı sebebiyle onun yerine Onur Bulut da sağ beke geçecek. Sabah gazetesine göre Beşiktaş böyle bir dizilişle sahaya çıkacakmış. Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanında Adana Demirspor da bugün sahaya çıkacak. Adana Demirspor ilk maçı en farklı kazanan ve en rahat olan temsilcimizdi. 5-1 kazanmıştı Osijek karşısında Adana Demirspor. Bugün 21'de rövanş karşılaşması var ve bu karşılaşma TV8.5'tan yayınlanacak. Fenerbahçe Esport Plus'ta, Beşiktaş TRT Spor'da, Adana Demirspor'da TV8.5'ta. Maç 21'de. Vallahi ya senleydik ya Mert'leydik geçen haftaki programda. Hani en rahat, o hafta için söylüyorum tabii fikstür olarak, en rahat kazanmasını beklediğim takım benim Adana Demirspor'da, ama tabii 5-1 hakikaten muazzam bir sonuç. Çok sağlam bir avantajı elde ettiler ve geçen hafta da 4-4 yaparak ülke puanı için müthiş bir şey yaptık. Biliyorsun, bir tam puan aldık. Bir tam puan aldık. Yani hani bilmeyenler varsa ön elemede oynanan maçlarda takımların aldığı puanlar ikiye bölünüyor. Yani galibiyette 2 puan alıyorsan 1 puan alıyorsun. Beraberlikte 1 puan alıyorsan yarım puan alıyorsun. Şimdi 4 tane takımımız geçen hafta maç kazandığından dolayı 4 tam puan aldık ve 4 takımla katıldığımızdan dolayı bu 4 puan 4'e bölündü. 1 tam puan alıp İsviçre'ye geçtik yanılmıyorsam. Bir takımla da puan farkımız, bir ülkeyle de daha doğrusu tam İsviçre'ye geçmedik ya. Birini geçtik ya. Birini geçtik. Geçtik de İsviçre değil. Ben söyleyeceğim şimdi sana bunu. Birine de çok yakınız. Böyle 0-7 falan gibi bir fark kaldı. Şimdi Galatasaray kazandı. Yakında Şampiyonlar Ligi'ne 6 takımla gideceğiz.
Şampiyonlar Ligi'ni 6 takımla temsil edeceğiz. Böyle ya yok da eskiye dönsek iyi olur Ali. Yani eskiye dönsek iyi olur. Bu Konferans Ligi o bakımdan bizim işimize bizim bayağı işim yaradı. İyi oldu. Hele bu sene de 4 takımı gruplara sokabilirsek. O zaman tamamız. O zaman tadından yenmez. Kesinlikle. Şimdi Adana Demirspor'da az önce söyledim karşılaşmayla ilgili ama muhtemele de şöyle bir baktığımda ki keşke mouse oynatmasaydım muhtemel bir anda gitti mi? Önümden gitti. Ya bu arada Adana Demirspor tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılan bir takım olarak yani ne kadar iyi oynuyor kendi aynen. evinde. Aynen. Hoş deplasmanda, Kuruş deplasmanda da çok iyi oynadılar. Yani doğru. Hiç Avrupa tecrübesi yokmuş havası vermediler. Evet. Nazarda değdirmeyelim. Şerif Endiaye, Akintola, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Stamboli, Rodriguez, Semih, Manev, Svensson ve Karaciç. Adana Demirspor muhtemel 11 Hürriyet'te bu şekilde verilmiş. Eğer Adana Demirspor bu turu geçerse ki artık geçti diye bakıyoruz 5-1'den sonra. Playoff turunda Olympiakos Genk eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Tabii Beşiktaş ve Olympiakos bu turda seri başı olmadılar. O yüzden karşılaşacakları rakipler diğer takımların rakiplerine göre bir tık daha iyi gibi gözükmekte. Onu da söyleyelim. Olympiakos Genk eşleşmesinin galibiyle Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Oradaki karşılaşmada da 1-0 kim kazanmıştı o maçı? Olympiakos Genk karşılaşmasında. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. İlk maç 1-0 bitmişti. Bakayım hemen. Sen bir bak. Ben de çünkü açık. O kadar fazla maç var ki arasından bulmak bazen takımların ismini görmek çok zor oluyor. Onu da hatırlatmış olalım size. Evet, Adana Demirspor'un muhtemelini de paylaştık. Tabii ki Adana Demirspor'a da başarılar diliyoruz. Hatta bir de Milliyet gazetesine bakayım. Milliyet gazetesinde de yine Şerif Endiaye, Akintola, Belhanda birebir aynı 11 verilmiş Adana Demirspor'la alakalı olarak. Gazetelere bakmaya devam ediyoruz. Vallahi benim önümde ama o maç gözükmüyor. Sen de göremiyorsun. Evet. Çok karşılaşma olduğu için. Yok yok yani benim önümde de sırf Avrupa Konferans Ligi 3. eleme rövanş maçları. Tarihi mi farklı? Herhalde tarihi farklı olarak çıkmış çünkü. Dur şimdi bak bütün yayın bunun üzerinden gitmemişsin. O yüzden ben. Bu arada sen ona bakarken sana biraz soluklanma payı vereyim. Senle Zaniolo'nun Aston Villa kontratında acaba işte kiralamadan sonra zorunlu olarak kalacak mı yoksa opsiyon mu diye bir belirsizlikten bahsetmiştik. Bir yerde okudum çok 21'de genç o. Olympiakos kazanmış ilk maçı. Olympiakos mu kazanmış? Evet, Olympiakos kazanmış. Zaniolo'nun Aston Villa sözleşmesinde şöyle bir madde olduğunu gördüm bir yurt dışı haberinde. 20 maç oynarsa o zaman alıyor. 20 maçı oynamazsa almama opsiyonu var. Yani 20 maça kadar opsiyon oluyor. Evet. 20 maçtan sonra zorunlu hale geliyor. Evet, aynen öyle. Hı, o da enteresanmış. Evet. Riskli değil mi sence? Ama 20 maç oynatırsa zaten bu adam bizim işimize yarıyor demek oluyor. Bence mantıklı oluyor. Mantıklı oluyor. Evet yani öyle de düşünürsen tabii çok fazla itiraz edemem. Hani 20 maç oynattım. Ama o zaman da aklıma benim herkesin aklına geçen sene Abubakar'ın yaşadığı, geçen sene değil de 2-3 sene önceki Abubakar'ın yaşadığı olay gelir. Biliyorsun bir maç daha oynasaydı evet. Belki zorunlu olacaktı. Sakatlandım diye çıkıp bir daha da forma ya giymedi. Ya da mesela Zaniolo'dan Aston Villa memnun olacak. Mesela Zaniolo Aston Villa'dan memnun olacak. Evet o zaman sakatlandım o deyip işte Abubakar gibi. Bir de şunu merak ediyorum ben bu 20 maç mesela 20 maç mı sence daha önemli yoksa süre mi daha önemli? Sanki süre daha önemli gibi. Çünkü mesela şöyle de olabilir. 17 dakika, 20 dakika, son 5 dakika, 9 dakika, 5 dakika, 45 dakika, 90 dakika toplasan 20 maçı bulursun böyle. Hani özellikle rotasyonda bir oyuncu için. Mesela kenarda 12. 13. Belki de şu vardı onu yanlış yorumlamış olabilirim. Belki de 20 maç ilk 11 çıkacak. İşte o da hayır şey direkt öyle de olabilir ama onun detayı vardır. Evet. Detayı vardır mutlaka. Çünkü artık anlaşmalar fazlasıyla dallanıp budaklandı. Doğru. Böyle şeyler oluyor. Bakalım. Zaniolo'nun ben de merak ediyorum Aston Villa macerasını. Onlar da bayağı bir yatırım yaptılar. İyi bir teknik direktöre sahipler.
O yüzden de o takımda bak, Ali, iş yapabilir. Eğer alınan oyuncuların kimyası tutarsa Aston Villa çok bomba bir takım olacak. Bak Zaniolo, önünde Watkins, sağında Bailey, solunda Diaby. Çok inanılmaz bir dörtlü bu. Çok dağıldılar ama Newcastle maçında. İzledim ben o maçı. 5-1 bitti. Kaybettiler. Fena dağıldılar yani. Newcastle 5 tane attı. Bir 10 dakika daha olsa 2-3 tane daha. Ama bu sene Newcastle ve Brighton benim takımım. Bak aklında olsun. Newcastle ve Brighton bu sene bize iyi para kazandıracak. Peki 8.50 dedik. Gencer'in aklı paraya gitti. O yüzden biz de reklama gidelim. Reklamdan sonra buradayız. Para demişken diyorsun. Para demişken. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8.53 saatlerimiz. Telefon hattımızı açacağız. 0212-363-0434. Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Az önce Genco'yla yaptığımız hata şu. Olympiakos Genk maçının galibiyle değil, mağlubiyle oynayacak Adana Demirspor. Çünkü Olympiakos'la Genk konferans liginde değil, Avrupa liginde'ler. Ha, o yüzden bulamadık. Olacak, o yüzden bulamadık. Tamam. Seninle o hataya düştük. Bir dinleyicimiz El Salvador Nikli bizi düzeltmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Zaten Nikli özel El Salvador'u seçtiyse detaycıdır yani. Detaycı aynen. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, 0212-363-0434 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bu numarayı arayarak sizler de canlı yayına bağlanabilirsiniz. Fenerbahçe'de Omar Fayet'le, Mısırlı genç stoperle sözleşme imzalandı. Oyuncu 20 yaşında sadece. 4 yıllık bir sözleşme imzalandı. Fenerbahçe'nin hani potansiyel olarak gördüğü genç bir yetenek. Onun da tabii Fenerbahçe için ayrı bir yeri olacak. Bir yatırım yaptı Fenerbahçe ve o yatırımı da tabii ki ilerleyen dönemde değerlendirmek isteyecek. Dinleyicimiz telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Antalya'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Kamu personeliyim. 33 yaşındayım. İsminiz? Sizlerin ismi Hubeyb. İsmi Hubeyb. Tamam. Şimdi anladım. İsim biraz zor. Bugün biraz geç anlıyoruz biz genci öyle. Estağfurullah. Ben de yalnız 15-20 dakika dinliyorum da. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin en kaliteli, en objektif radyo yayını yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Sizlere bu ekibi, şöyle bir şeyim var benim. Sizin ekibinize Ali Ece ve Yağız Sabuncuoğlu böyle monte edip TV ekranlarında da görmek isteriz. Bence çok keyifli yayın oldu. Hani. Hı hı. Ben Fenerbahçe'nin son transferlerine değinmek istiyorum. Bu yıl bir umut verici birkaç transferimiz oldu. Ceko ile Tadiç özellikle çok kaliteli futbolcular. Yalnız bu az önce değindiniz. Yani özellikle bu Maribor maçında dinlendirmeleri biraz büyük risk gibi geliyor bana da. İsmail Hoca'nın özellikle. Ben bir santrafor, bir kaleciyle daha desteklenmesini istiyorum takım. Tamam, Batshuayi'miz var ama yeterli görmüyorum. Özellikle konferans ligini tam üçüncü. Ama bir de Umut Nayır var arkada. Yani Umut Nayır beğendiğim bir santrafor fakat çok istikrarlı olabileceğini düşünmüyorum. Şimdi bu yıl artık Fenerbahçe taraftarının tahammülü de kalmadı. Hmm. Hani kesinlikle hata beklemiyor. Kesinlikle başarı bekleniyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde. Pardon, özür dilerim, Konferans Ligi'nde. Hani taraftarın da tahammülü yok. Artık Fenerbahçe bir kötü. Örneğin Altay geçen yıl çok iyi bir kaleci. Herkes öve bitiremiyordu basında, yayında. Transfer haberleri çıkıyordu. 3-4 maç kötü oynadı, sakatlandı, bir şey durumlar oldu. Şimdi de hani şey ilan edildi, takımın en kötü oyuncusu ilan edildi. Hı hı. Hakkında hiçbir şey konuşulmuyor. Hani tabii bu Fenerbahçe'de hep böyle. Yani Türkiye'de bütün Süper Lig'in bütün takımlarda böyle ama. Üzücü tabii, Altay kötü bir kaleci değil aslında. İyi bir kaleci. Ama tabii Türkiye'de biliyorsunuz, bir medya kötü bir yazmaya başladığında bir daha futbolcunun toparlaması uzun sürüyor. Çok zor oluyor. Böyle bu şekilde, kusura bakmayın çok şöyle hazırlanarak şey yapmadım, bir araç kullanıyorum. Estağfurullah. Hani sizlerle, öncelikle sizlerle hani konuştuğuma çok memnun oldum. Sağ olun, biz de aynı şekilde teşekkür ederiz. Dediğim gibi benim asıl değinmek istediğim, TV ekranlarında sizi görmek gerçekten çok keyif verici olur. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun, görüşmek üzere. Şimdi Trabzonspor'da
transferler oldu. Yunan burada forvet yazmış ama oyuncu 10 numara diye dün biz baktık. 3 yıllık bir sözleşme imzalandı Funtas'la ve Karagümrük'ten tanıdığımız Baniye ile de Trabzonspor anlaştı. Buradaki habere göre Petković'le de Trabzonspor anlaşmaya yakın. Açıkçası ben de Petković'in olası transferinin Trabzonspor'da sezonu bayağı olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyorum. Diğer tarafta Yunan oyuncu Funtas Amerika'da MLS'te DC United'da oynuyordu. Ayrıldı. Bonservis bedeli ödenmedi oyuncuya. 27 yaşında bir oyuncu ve 3 yıllık sözleşme imzalandı. Diğer tarafta Banya transferi öyle de telaffuz ediliyor oyuncu. Yapıldı. Hani çok böyle göze batan, çok üst düzey bir stoper olduğunu söyleyemeyiz ama onun da avantajı Türk pasaportuna sahip olması ve 8+3 için o da yine bir Trabzonspor'da Bielitsa'nın elini rahatlatacak bir opsiyon olarak gözüküyor. İtalyan pasaportu var oyuncunun ama Türk olarak da oynayabiliyor. Bu da Trabzonspor'da hani 8+3 düşünülerek rotasyona yapılmış bir takviye olarak gözüküyor. Siopis'le yollar ayrıldı. Dün açıklama yapıldı ve oyuncu Trabzonspor'a yaklaşık 250 bin euro bir ödeme yapacak. Yine menajeri de 250 bin euro kadar alacağından vazgeçti. Yani Trabzonspor oyuncu gönderirken kasasına az da olsa bir miktar para koymayı başardı. Ve bir başka haber yine Trabzonspor'la alakalı olarak Trabzonspor bir sponsorluk anlaşmasını, kendi çorap sponsorluğu anlaşmasını revize etti. 1 milyon euroluk bir anlaşmaydı ve 2 milyon euroya çıkarılmış o anlaşmada. Yani Trabzonspor'un çorap sponsorluğu kapsamında kasasına 1 milyon euro ekstra para girecek diyelim. Saat başına gidelim. Daha sonra yeni saatle beraber buradayız. Barış Ertuğ, Ali Derin ve Mert Elam'la SabahSpor'u artık daha iddialı. İddianın sunduğu SabahSpor'u devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, yepyeni bir saatte sizlerle beraberiz. Saatlerimiz 9'u 1 dakika geçiyor. Az önce dinleyicimiz hani sizi televizyonda görsek iyi olur dedi ama yıl 2008'di. Ben ilk televizyon programımı Gencoğlu'yla yaptım. İlk canlı yayınımı Gencoğlu'yla yaptım. Sonra 7/24 kurulduğu zaman biz gene Gencoğlu'yla çalıştık televizyonda ama zaten o televizyona gelene kadar Sports TV'de çok çalıştık. Sports yani TV'de de tabii. Yıllarca beraber program yaptık. Bizim öyle Gencoğlu'yla bir geçmişimiz var ama tabii onlar da artık geçmiş dönem. Şimdi 2014 Dünya Kupası açılış maçının programını beraber yapmıştık. Öyle miydi? Evet. Onu hatırlamadım ben. 2014 Dünya Kupası. 2014. Tabii o kanal varken 2014 Dünya Kupası vardı. Tabii Brezilya Hırvatistan açılış maçıydı. Pardon, Japonya. Dur, nereye gittim? Brezilya Hırvatistan'dan Japonya'ya gitti. Japonya. Hakem Japondu. Brezilya Hırvatistan hakem Japondu. Hiç hatırlamadım valla. Hiç hatırlamadım. Çünkü şimdi şey önermiştim. Ne? Penaltı önerir. Penaltı çalar hakem demiştim. Çalmış mıydı? Çalmıştı. Ha, ben hiç hatırlamadım valla. YouTube'dan bulabilirsin. Duruyor mu? Duruyor. Hadi canım. Valla duruyor. Hadi, hiç şeyim yoktu. Haberim yoktu. Peki bir dinleyicimizi daha alacağız telefon hattımıza. 0212 363 0434. Bu arada bir haber gördüm. Az önce dinleyicimiz kaleciden bahsetmişti. Keylor Navas'a doğru diye bir haber var. Türkiye gazetesinde. Başka kulüplerin devreye girmesiyle artık bezdiren Livakovic'e alternatif bulundu. Yönetim Altay Bayındır'ın yerine 36 yaşındaki ismi düşünüyor demiş. Keylor Navas benim çok çok sevdiğim, beğendiğim bir kaleci. Kesinlikle kalecilikten öte inanılmaz oyun kuran bir kaleci. Uzun pasları, orta saha gibi ayağa teslim. Aynen. Yani kaleciliği de çok iyi ama. Kaleciliği de çok iyi. Tabii 36 yaşında artık kariyerinin sonuna geliyor ama habere göre MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeden talibi var Keylor Navas'ın. Altay'la alakalı olarak bundan sonra geri dönüş olur mu derseniz pek bana da kolay gelmiyor. Bunu biraz daha konuşabiliriz ama dinleyicimizi bekletmeyelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, sağ olasın. İzmir'den arıyorum. İsmim Vahap. Hoş geldin Vahap. Teşekkür ederim. Baş Bey yok galiba. Barış Bey yok, Genco Boran var bugün. Evet, size böyle bir eleştirim olacak abi. Dinliyoruz. Ya size değil de daha doğrusu saat 10'da bağlayan, program yapan, 10'dan başlayan 12'de bitiren Aygün abimiz. Aygün abiye laf söyletmem.
şöyle diyeyim. Sen şöyle yap. Beni eleştir, Aygün abiyi eleştirme. Yok. Seni eleştirseydim sana da söylerdim abi. Şimdi şöyle bir durum var abi. Ha. Şimdi yıllarca Fırat Radyo Spor'u dinliyoruz. Yıllarca sizi dinliyoruz. Memnunuz bu konuda. Ama Fenerbahçe konusu bizi çok rahatsız ediyor. Yani Aygün abi 2 saat program yapıyor. 1,5 saat Fenerbahçe konuşuyor. Yarım saat diğer takımları konuşuyor. Yani bizi çok rahatsız ediyor bu konuda. Yani inan ki benim gibi çok insanlar var bu konuda. Yani baya Fenerbahçe konuşuyor. Anladım ben. Hani sen şeyde programlarda, Aygün abinin programlarında Fenerbahçe'nin daha fazla konuşulduğundan şikayetçisin. Ya ben değil yani. Milyonlar diyorsun. Milyonlar. Milyonlar bir şikayet yapıyoruz. Ben sokakta yürüyemiyorum bu yüzden. Çok iyi olurdu ya. Peki. Teşekkür ederiz. Başka söyleyeceğim bir şey var mı Fenerbahçe'yle ya da başka takımlarla alakalı? Başka şeyim yok. Sizi dinliyorum. Şu anda çok memnunum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi tabii bu programcılara sürekli yapılan eleştirilerden bir tanesi. Bazen herkes meyli olduğu takımı konuşmaya daha nasıl söyleyeyim? Ama kendi yani şimdi Fenerbahçe muhabirliğinden dolayı Fenerbahçe'nin içindeki gelişmeleri çok da yakından işte, takip edip hani, birçok insanın bilmediği şeyleri aktarabilme. Mesela işte sen Galatasaray'a daha farklı gözle bakıyorsun. Tabii. Galatasaray'la ilgili daha rahat konuşuyorsun. Aynen. Örnekleri zaman zaman işte sen Galatasaray'dan veriyorsun. İnsanlar tuttu takımlardan veriyor. Hı-hı. Bu son derece normal. Bir de ufak bir hatırlatma yapalım dinleyicilerimize. Şimdi radyoda ya da televizyon programlarında ya da herhangi bir yerde en fazla o anda gündemde hangi takım varsa o konuşuluyor. Yani eğer bir takım büyük bir transfer yaptıysa, işte Tadiç geldiyse, Dzeko geldiyse, bazen bir program sadece o takımla alakalı olabiliyor. Doğru. Yani Galatasaray Zaha'yı getiriyorsa sizin bir saatlik programda Zaha'dan çıkmanız çok kolay olmuyor. Dolayısıyla hani bunu da düşünmek lazım. Ama gene de hani bu eleştirileri de dikkate aldığımızı söyleyelim ve döneyim sana Altay konusu. Geri dönüş olur mu sence? Yani Altay için bayağı bir sesler yükseliyor. Son karşılaşmada da yükseldi. Bir önceki dinleyicimiz hani basının da bunda biraz sorumlu olduğunu, kendisinin üzerinde, Altay'ın üzerinde böyle bir baskıyı arttıran açıklamalar veyahut da yorumlar yaptığı söyledi ama yani Altay'ın bir talihsiz olduğu konu da şu. Fenerbahçe Türkiye'de büyük takımlar içerisinde, hatta belki de bütün takımlar içerisinde en az son 30 yılda en az kalıcı sorunu yaşayan takım oldu. En istikrarlı. Hmm. 10 yıl boyunca Engin İpekoğlu, 10 yıl boyunca Rüştü Reçber, 10 yıl boyunca da Volkan Demirel. Tabii ki 10 yıl diye atıyorum da yani. Çok uzun dönemler. Çok uzun kaleci dönemler. Yani 30 yıla yakındır diye tahmin ediyorum. Ben çünkü çocukken Engin İpekoğlu'nu hatırlıyorum. Yani 86'da 87'de falan Engin İpekoğlu'nu hatırlıyorum. Yok yok, çok gittin. Çok mu gittim? Engin İpekoğlu Tony Schumacher vardı 86'da, özür dilerim. 86 oraya da çok geriye gittin. Dur, o kadar sarma. Yaşını ortaya çıkarma. 90 Schumacher, olsun. 88 89. Tamam, 88. Engin İpekoğlu Beşiktaş'taydı. Doğru. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitti. 91 92 falan o. Tamam, 91 olsun. 91 92. 91 olsun. 86'da kim vardı Fener'de o zaman kalede? Şey vardı. Lukovcan falan yani. Lukovcan bile olmayabilir yani. Lukovcan da şeyden önceydi yani. Schumacher'den önceydi. 86 değildir yani. Tamam, okey. Peki. Çok gitti sen gel. Tamam, çok gittim. Peki. Abartabiliyorum bazen. 91-92 diyelim. O saydığım isimler neredeyse 8'er 9'er yıl. Ve de çok başarılı kaleyi korudular. Yani hiçbir zaman hiç tereddüt bile edilmedi bu kalecilerden. Altay gerçekten o dinleyicimizin söylediği gibi, bizim Fenerbahçeli arkadaşlarımızın da bu kaleci biz tutamayacağız, Avrupa'ya gidecek, göreceksiniz gibi bir başlangıç yaptı ama öyle bir özgüven kaybı yaşadı ki, bilmiyorum etrafından gelen şeyleri mi çok okudu, tesir altında kaldı, yoksa kendi yaptığı hatalar diğer hataları mı tetikledi ya da zayıf yönlerini mi çıkardı? Ama geriye dönüş var mı sorusu Ali bana da çok zor gibi geliyor artık. Evet, bir de hani bu kadar transfer yapıldı. Eğer kaleyi Altay'la bırakırsa Ali Koç yine çok eleştirilecek. Ya aynen öyle. Zaten Cengiz Ünder transferi de bence bu 8+3 ve kalecilerle direkt alakalıydı. Kaleciyi yabancıya çevirebilmek için. O yüzden bence en azından bu sezon için pek bir geri dönüş yok. Eğer yabancı kaleci gelirse Altay'da transfer sezonunun sonuna kadar
kadar Fenerbahçe'den ayrılır. Şimdi 6 ay için öyle bir sabır tükendi ki ya da öyle bir noktaya gelindi ki Ali farz et ki yabancı gelmedi ve 6 ayla devam edildi. Ve 6 ay 8 hafta falan muhteşem oynadı. Ama bir tane hatalı yediği golde aynen o 8 hafta önceki duruma gelecek hemen. Aynen hem öyle. Basın olarak hem taraftar olarak hem de bilmiyorum çok büyük bir ihtimalle kendi psikolojisi olarak. Evet, o iş çok zor gözüküyor. Peki saatlerimiz 9:10 geçiyor. Bir araya daha gidelim. Aradan sonra yine buradayız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. BTC Türk alternatif piyasaları sunar. BTC Türk'te olsan. Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bu bölümde size BTC Türk'ten bir Bitcoin fiyatı aktaracağım. Bitcoin şu an 28.673 dolardan işlem görmekte BTC Türk'te. Düne göre %1.7'lik bir düşüş görüyorum. Bu da tabii Türk lirası fiyatına da yansımış. Dün 800 bin lira civarındaydı Bitcoin. Bugün 785 bin lira bir Bitcoin BTC Türk'te. BTC Türk alternatif piyasaları sundu. BTC Türk'te olsan. Devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi alternatif piyasalar bölümünden sonra iddia bölümüne geçeceğiz. Ama arada şunu söyleyeyim. Az önce Genco söylemişti. Ülke puanından bahsetmişti. Şu an ülke puanında 10. basamaktayız. İsviçre'yi geçtik. İsviçre 12. basamakta. 11. basamakta Avusturya var. Avusturya ile puanlarımız çok çok yakın. Bizim 29.350, Avusturya'nın 29.300. Yani orada hemen yer değiştirebilir iki ülke. Ama hatta biz de, Galatasaray'ın galibiyetiyle belki geçmişizdir bile. Yok işte bunlar hep yeni. En son oluyor. İskoçya 31.050 puanda. İskoçya'yı yakalama şansımız var. Yani bu sezon maksimum 9 oluruz gibi gözüküyor. Minimumda 12 oluruz gibi gözüküyor. Eğer işler çok kötü giderse. Ama 9 olursak ilk 10'a girdiğimiz zaman şey değişiyor. Evet. Gönderdiğin takım değişiyor. Değişiyor. Belçika'yı yakalamamız zor bu sezon. Belçika 35.600 puanda. Biz 29.350 puandayız. Son durumda bu şekilde. Dönelim iddiaya. İddiada bugün tabii alternatifiniz çok fazla. Hem Konferans Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde artık 3. eleme rövanş karşılaşmaları var. Şöyle bir takımlarımızın mücadelelerine baktığımızda Beşiktaş'ın oranı Neftçibakı karşısında 1.11 olarak verilmiş galibiyet oranı. Neftçibakı'nın galibiyet oranı 10.25. Bu tabi iddia.com'daki oranlar. Hani diğer sitelerden bakarsanız Beşiktaş'ın galibiyet oranı 1.06. Dolayısıyla sizler de daha yüksek oranlar bulmak için iddia.com'u hem kendi sitesini hem de mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir başka örnek Maribor Fenerbahçe karşılaşması. Mesela orada da iddia.com'da Fenerbahçe'nin oranı 1.48 ama diğer sitelerden oynarsanız Fenerbahçe'nin oranı 1.41. Tabii bunu 2-3 maçı birbirine eklediğinizi düşünürseniz o zaman işler değişebiliyor. Yani oranlar ciddi şekilde yükseliyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Kral oranlar, yani diğer sitelere göre daha yüksek oranlar iddia.com'da. Genco, seni bulmuşken Beşiktaş maçıyla alakalı olarak Beşiktaş'ın kazanacağı az gollü bir karşılaşma dedin. Evet. Maribor Fenerbahçe için ve Adana Demirspor için de tahminlerin var mı? Söylemek ister misin ya da? Adana Demirspor maçına yani eğer oranı değerse 2.5 gol üstü denerim. Yine gollü maç bekliyorum o maçta. Orada. Fenerbahçe için bana KG var olacak gibi geliyor. 2.5 kötü değil. 1.46 oranı var. Alırım. Fenerbahçe'ye KG var dediğin zaman da 1.52. Alırım. İkisini de alırım. Beşiktaş'a da 1 ve 3.5 gol altı alırım. 1 ve 3.5 gol altı alırsın Beşiktaş'a da. Evet. Genco Bora'nın tahminleri bu şekilde oldu. Dediğim gibi bugün çok opsiyon var.
iddia.com'da Avrupa Ligi, Konferans Ligi elemeleri, rövanş karşılaşmaları. Bir de tabii rövanşlar olduğu için bazı karşılaşmalarda, fırsatlarda çıkacaktır. Ama maçlardan önce karar veremediyseniz bugün hemen hemen her karşılaşma canlı olarak da değerlendirilebilecek. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, 0212 363 04 34 bu bölümde bir dinleyicimizi daha telefon hattına alalım. Bir dinleyicimizle daha konuşalım. Şöyle bak, kaleci bir... sorunu demişken aklıma benim mesela Altay'ın yaşadığı, Galatasaray böyle bir 2-3 sezon üst üste yaşamıştı. Nezihi Hayrettin'den sonra Nezihi geldi. Sparta Prag faciası yaşadı Galatasaray Nezihi ile. Sonra Pierre Eser falan derken Brad Friedel geldi. O da pek beğenilmemişti. Halbuki çok iyi bir kaleciydi Brad Friedel. Gitti Premier Lig rekoru kırdı adam. Aynen, 41 yaşında Tottenham'ın birinci kalecisiydi. Yani o dönem Amerikalı futbolcu mu olur, kaleci mi olur diyenlere selam olsun. Halbuki çok da iyi iş yapmıştı. Ama ondan sonra işte Mehmet diye bir Antep'ten Galatasaray kaleci aldı. Pierre Eser zaten saydım denendi. Ahmet Bulut Galatasaray'da bir iki kere yine o dönemde forma giydi. Yani Galatasaray bir de Kocaelispor'dan bir kaleci almıştı ama adını hatırlayamıyorum. Yani Tafarel'i alana kadar Galatasaray 2 sene, 2,5 sene korkunç kaleci sorunu yaşamıştı. Hangi kaleci kaleye geçse yediği ilk hatalı golde Galatasaraylar eyvah yine kaleci diyene kadar işte Tafarel geldi. Altay'da da dediğim gibi aynı kırılganlık hep yaşanacak gibi gözüküyor. Evet, dinleyicimiz telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, kolay gelsin. Bursa'dan Erkan, 44 yaşındayım. Ali Bey, Genco Bey, günaydın, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dinliyoruz. İlk önce Fenerbahçe taraftarıyım. Bugün oynanacak bütün Türk takımlarına başarılar diliyorum. Fenerbahçe'de kaleci sorunu basbayağı gözüküyor. Yabancı bir kaleci gelecek gibi gözüküyor. Benim anlayamadığım, şimdi forvetten örnek vereceğim. Burada bütün iş İsmail Hoca'ya kalıyor. Ceko var, Umut Nayır var, Başşuay mutsuz gibi oynamadığı için ve Serdar Dursun. Bu dördünü oynatmıyor. Zaten ikisi hiç oynamadı şu an. Serdar ve Umut. Şimdi burada İsmail Hoca'ya bu gömlek galiba fazla gelecek. Kıyafet üzerinde kadroya baktığınız zaman Türk takımı ve Türk futbolculardan ve yabancı futbolculardan iki kadro kurabilir. Burada İsmail Hoca'ya kalmış büyük bir sorumluluk düşüyor. Neden Altay'ı seyirci ısrarla ıslıklamasına rağmen, protesto etmesine rağmen zaten yabancı kaleci gelecek diyene söyleniyor. Neden diğer İrfan Can Eribayat'a şans vermiyor? Bence bütün hoca, bütün iş tekrar söylüyorum, İsmail Hoca'ya kalıyor ve İsmail Hoca burasını yönetilmeyecek gibime de geliyor. İnşallah başarılı olur. Size de iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, görüşmek üzere. Teşekkürler. Niye böyle bir şey yapıyor İsmail Hoca? Yani yabancı kaleci gelecekken neden Altay'la devam ediyor? Altay'ı taraftarın önüne atıyor. Bunun yanında İrfan Can'ı neden değerlendirmiyor? Bir kere Altay'a o fırsatı verip Altay'ın kendini bir kez daha seyirciye ispatlamasını sağlamak istemiş olabilir. Ama Altay işte o az önce bahsettiğimiz kırılganlıklarla beraber kalede pek güven vermiyor. Normal şartlarda şu an İrfan Can mı Altay mı desen ben de İrfan Can'la oynardım. Ben de aslında bana da mantıklı geldi. Çünkü Altay'ın kazanılması çok zor gözüküyor artık. Yani ama işte o şansı, bir yabancı oyuncu o şansı da vermek verdi. İstiyor. Hatta bence şunu da söyledim. Peki ben şimdi bir yabancı kaleci gelene kadar artık İrfan Can denenmez mi? O zaman mesela ona... bugün bir yerde yazmış. Evet. Ama Altay'ın deplasmanda bir sorun olmuyor. Evet. İç sahada, iç sahada problem yaşıyor. O yüzden Altay'da oynayabilir de benim anladığım Fenerbahçe'de kaleci konusunun bu kadar uzamasının sebebi 8+3 ile beraber acaba Altay'la bu sezon devam edebilir miyiz sorusunun gündemde olmasıydı, masada olmasıydı. Livakovic'in gelmemesi acaba farklı bir sebep olabilir mi? Yani o kulübü ya sen söylemiştin ya Mert söylemişti. Hani Avrupa maçları bitsin, gruplara kalsın, öyle yollayalım gibilerinden. Ya o söylendi ama neticede... Fenerbahçe'nin de dünya kadar baktı yok en nihayetinde. Öyle. Bir de hani 10 milyon euro çıkış maddesi var. Yani 10 milyon euroyu verip oyuncuyla anlaştıktan sonra tutma imkanları yok. Doğru. Şu maçı da bekleme imkanları yok. Yalnız işte orada benim aklıma gelen hani 8+3 bu kadar geniş kadrolarda, bu kadar iyi yabancıların olduğu kadrolarda takımları zorlayacağı için
Acaba yerli kaleciyle oynayabilir miyiz? Acaba Altay devam edebilir mi? Bir onu görelim mantığı vardı arkasında. Yoksa hani İsmail Kartal neden öyle bir şey yapsın? Altay'ı seyircinin önüne alsın. Bir görmek istedi. Ama belli ki o psikoloji hani taraftar nezdinde de pek düzelmeyecek. O zaman yabancı kaleci gelmezse şu dakikadan sonra İrfan Can'ı almaması hakikaten bir yanlış hamle olabilir belki. Olabilir. Değerlendirilebilir. İç sahadaki karşılaşmalarda evet. Özellikle. Evet. Olabilir. Sergen Yalçın biliyorsunuz futbolun önemli isimlerinden bir tanesi. Dün bir kanala konuşmuş, YouTube kanalına konuşmuş anladığım kadarıyla. Ve bazı şeyler söylemiş. Ona da bakalım. Göztepe maçı Sergen Yalçın'la gelen şampiyonluktaki son karşılaşmaydı. Göztepe maçındaki demiş Sergen Yalçın son 5 dakika 10 sene gibi geldi bize. Fırat Aydınus 4.59 gibi maçı bitirdi. Biz hala maçın bittiğine inanamıyoruz demiş. Herkes için çok zor bir sezondu ama bizim bulunduğumuz şartlar gereği bize çok uzun ve çok zor geldi. Çünkü ulaşılması çok zor bir hedefe ulaştık demiş. Sergen Yalçın belki de hayatımın en mutlu günüydü. Ama ondan sonrasında da yönetime bir eleştirisi gelmiş Sergen Yalçın'ın. Şampiyon olduktan sonra artık işimiz çok daha zor demiştim. Çünkü başarı paylaşılamıyor. Herkes kendi üstüne düşene bir şeyler almaya çalışıyor. Ondan sonra işimiz çok daha zorlaştı. 45 günlük imza süreci. Şampiyon olmuş bir adama ertesi gün imza attırman lazım. O sürecin o kadar uzamaması gerekiyordu. Şampiyon olmuş hocanı medyadaki insanların ağzına vermemelisin. O süreç bizi çok yıprattı demiş Sergen Yalçın. Böyle bir yorumu olmuş. Bunun yanında benim hedefim milli takım diyor Sergen Yalçın. Milli takımda çalışmayı çok bekledim. Orası bizim için çok uygundu aslında. Oranın bir hocası var. Yanlış anlaşılmasın. O benimle ilgili saçma sapan şeyler söyledi. Ama ben onunla ilgili söylemeyeceğim demiş. Sergen Yalçın'a şöyle bir bakınca hani Sergen Yalçın 1972 doğumlu biri. 51 yaşında. Daha teknik direktörlük için genç sayılır. Çünkü teknik direktörler işte 75'e kadar çalışıyorlar. 70'e kadar 75'e kadar çalışıyorlar. Önünde uzun yıllar var ama hani Sergen Yalçın'ı biraz tanıyanlar milli takımlar için ideal bir teknik direktör olduğunu söylüyor. Hani çok yoğun bir fikstür yok. Milli takımlarda çok yorucu bir şey yok. Sergen Yalçın da böyle üst üste sezonlar geçirmeyi pek seven bir teknik adam değil. Bir de hep başladığı yerlerde saman alevi gibi parlayarak başlıyor. Yok, bir de hani Beşiktaş'a kadar tam bitirdiği sezon yoktu. O evet, çok eleştirilmişti. Evet, 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 evet. Beşiktaş'a gelirken teknik direktörlük olurken hani o yüzden de yeteneği ortada. Teknik direktörlük yeteneği de ortada bence. Bence de. Bence de. Fakat işte hani mesela Sergen Yalçın'la 3 sene dolu dolu geçirir misin sorusu bir ortada kalan muamma oluyor. O yüzden de muamma oluyor. O yüzden de milli takım olabilir deniyordu. O da zaten niyetini belli etmiş. Vallahi ben de isterim. Niye olmasın? Hı hı. Yani Sergen Yalçın senin de söylediğin gibi Beşiktaş'tan önceki kariyerlerinde evet bir sürekliliği yoktu ama her başladığı yerde muhteşem bir başlangıç grafiği vardı. Milli takımda 3 ayda 2 ayda bir falan maç yaptığımızı düşünürsek her birinde yeni bir başlangıç olarak düşünürsek yani niye olmasın gerçekten. Ama tabii şu da bir gerçek Ali. Milli takım çalıştırmasıyla yani bir hocanın milli takımı çalıştırmasıyla kulübü çalıştırması arasında çok çok ciddi fark var. Bak hep Dünya Kupalarında mesela aynı hocaları görürsün. Çünkü onlar Dünya Kupası hocasıdır, milli takım hocasıdır. Yani gene yaşım ortaya çıkışık ama yıllar önceden bir Bora Milutinović mesela bir fenomendi Dünya Kupalarında. Costa Rica'da görürsün, işte bilmem nerede görürsün, Sırbistan'da görürsün, ya görürsün de görürsün. Mesela hem milli takım hem kulüp takımı bazında başarılı olan çok az hoca vardır. Fatih Terim bunlardan biridir. Mesela milli takımlar seviyesinde de başarılıdır. Keza Mustafa Denizli de aynı şekilde. Gerçi bizde saydığım hepsi çıkıyor. Şenol Güneş de öyle. Ama Avrupa'da bu öyle değil gerçekten. Avrupa'da bu gerçekten öyle değil. Onu söyleyeyim. Ama ben Sergen Hoca'nın bir denenmesini isterim. Ben de yani biraz duygusal konuşacağım burada. Çok büyük bir Sergen Yalçın hayranıyım ben. Hı-hı. Ali. Yani futbolculuk döneminde onun o koça vardı Fenerbahçe'de, Hacı vardı Galatasaray'da. Bunlar gittiği zaman herkes diyordu ki ya kimi izleyeceğiz? Ben hep diyordum ki arkadaşlar niye Sergen Yalçın'ı saymıyorsunuz? Yani Türk olduğundan dolayı mı? Ya ben
Fenerbahçe'de oynarken Okoço'nun özel hayranıydım ve Fenerbahçe'nin tüm maçını izlerdim Okoço'yu izlemek için. Hacı'yı keza aynı şekilde, onu saymam bile gerek yok. Ve Beşiktaş'tayken Sergen de aynı şekilde. Ya onu bir çok ciddi bir duygusal böyle bir futbolculuk olarak bağım var benim. Teknik direktörlüğünde de kötü başlamadı. Milli takımlarda olmasını ve başarılı olmasını da tabii ki çok isterim. Evet, bu arada milli takım demişken biliyorsunuz Avrupa Şampiyonaları elemeleri oynuyoruz. 4 maçı geride bıraktık. Oradaki fikstür de hakikaten rahat yani. Mesela Mart ayında 2 maç, sonra Haziran ayında 2 maç. Tam Sergen Hoca'lık. Tam Sergen Hoca'lık. Gerçekten öyle gözüküyor. Ve grupta da şu an lider durumdayız. Grupta ilk 2 takım direkt olarak gidiyor Avrupa Futbol Şampiyonası'na. Hatta bizim biliyorsunuz grupta istediklerimizi yapamasak da Uluslar Ligi'nde birinciliğimiz olduğu için bir playoff cebimiz, biletimiz de var cebimizde. Böyle bir avantajımız da var. Ama en azından hani Hırvatistan maçı dışındaki tüm karşılaşmaları kazandık. Direkt rakibimiz olarak gözüken Galler'i 2-0 evet, net bir skorla yendik. Ben San Francisco'dayken. Sen San Francisco'dayken ne güzel günlerdi. 4 maçta 9 puanımız var. Ermenistan'ın 3 maçta 6 puanı var. Hırvatistan 2 maçta 4 puanda. Galler'in 4 maçta 4 puanı olması son derece önemli bizim için. Evet. Ve çünkü onlar bir de Ermenistan'a kaybetmişlerdi biliyorsunuz kendi sahalarında. Grubunda zayıf halkası Letonya'nın 3 karşılaşmada puanı yok. Bundan sonrası için milli takım Eylül ayında, şimdi bakacağım yanlış hatırlamıyorsam, tek maç yapıyor olmamız lazım. Evet, Eylül'de Ermenistan'la oynayacağız içeride. Ermenistan'ı da mağlup edersek zaten önümüz çok açık. Çok açık. Sonra Ekim ayında 2 karşılaşma, Hırvatistan deplasmanı içeride Letonya ve son olarak Galler deplasmanıyla bu eleme macerasını bitireceğiz. Zaten artık Galler deplasmanına gidene kadar da düğüm çözülür. Çözülebilir yani, ilk 2'ye girmemiz garanti olabilir. O maç formaliteye dönebilir. Galler pek iyi değil. En azından Galler ilk 2'ye giremeyecek olursa o açıdan tabii, da bir avantaj elde aynen ederiz. Zaten biz Ermenistan'ı yenersek iş bitiyor. Evet. Yani çok çok büyük ihtimalle iş bitiyor. Çünkü bir de içeride bir Letonya karşılaşması var. Yani burada 9 puanın altısı cepte gibi gözüküyor. 12 puan var ortada. Bir şeyden Dört bahsediyorum. Yok, Ermenistan, Letonya ve şey, Hırvatistan maçı O üçlüden bahsediyorum. Yani burada 6 puan evet, cepte gibi. Evet, evet. O 6 puanı alırsak da aynen Galler maçı şeye kalır, formaliteye kalır. Evet, 15 puan yapıyoruz, formaliteye kalır. Yani gelecek yaz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmama ihtimalimiz çok çok düşük olur o iki karşılaşmayı kazanırsak. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık programda son bölümdeyiz. Az önce bir dinleyicimiz mesaj atmış. Öğretmen nikli dinleyicimiz. Az önce söylediğiniz rakamlar demiş. Geçen haftanın rakamları. Yani ülke puan sıralamasıyla alakalı olarak Galatasaray galibiyeti dahil değil demiş. Grup aşamasında sürece dahil olacak rakipler var. Ülke puan açısından çekişmeli bir yıl olacak. Ben Transfermarkt'tan baktım. Demek ki onlar günlük değil, haftaya göre yani maçlar oynandıktan sonra değiştiriyorlar. O tabloyu söylemiştim size. Ama ne değişmiyor? Belçika'yı yakalama ihtimalimizin çok zayıf olduğu değişmiyor. İskoçya, Avusturya ve İsviçre ile de yarışacağımız anlamına geliyor ilk onda. İlk ona girelim için yeter. Evet. Şimdi toparlamak gerekirse sana günün güzel bir Premier Lig bilgisi vereyim mi? Ver. Dün akşam buldum, bilmiyorum görmüş müsündür akşam. Biliyorsun Luton Town tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükseldi. Evet. Güzel, Brighton'la oynadı. 4-1 kaybetti. O maçta Mpanzu diye biri oynamış. Hı. Bu oyuncu Premier Lig, yani İngiltere liglerinin rekorunu kırmış. Muazzam bir rekor. Çok saygı duydum. Tam bilgisayar oyunu karakteri gibi. 9 sene önce Mpanzu Luton Town'a gelmiş. Luton Town 5. ligdeymiş. Konferans ligindeymiş. Hiç küme düşmeden 9 sene içerisinde 5 şampiyonlukla Luton Town Premier Lig'e yükseliyor. Bu dönem içerisinde bu takımdan ayrılmayan ve bu takımda oynayan tek oyuncu Mpanzu ve İngiltere tarihinde 5. ligden hem 5. ligde
hem de Premier Lig'de aynı takımla oynayan, ki tahmin ediyorum ki 5. Lig'de olup da Premier Lig'e yükselen oyuncu da yoktur diye tahmin ediyorum Ali. Yani aynı takımı geçtim. Konferans Ligi'nden aynı takımla Premier Lig'e yükselen oynayan ilk ve tek oyuncu olmuş Mpanzu, Demokratik Kongolu oyuncu. Vallahi çok takdir ettim. Hakikaten iyiymiş. Heykelin diksinler onun. Bence de. Kesinlikle yani. Aynen öyle. Evet, takımlarımız bugün rövanş karşılaşmalarına çıkıyorlar. Rövanş karşılaşmalarında takımlarımıza başarılar diliyoruz. Beşiktaş ve Fenerbahçe ilk karşılaşmaları 3-1 kazandılar. Diğer tarafta Adana Demirspor da 5-1 kazandı. Adana Demirspor bugün Osijek deplasmanında saat 21'de ve karşılaşma TV 8.30'dan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Nefçi Bakü'yü ağırlayacak. Saat 21'de TRT Spor bu karşılaşmayı yayınlayacak ve 21.15'te Fenerbahçe Maribor deplasmanında karşılaşmanın yayıncısı da Esport Plus karşılaşmayı yayınlayacağız. Sen Beşiktaş'ı mı izleyeceksin? Ben Beşiktaş'ı izlerim. O zaman ben de Fener'i izleyeyim. Ama Fenerbahçe'yi de izlemem lazım çünkü yayıncısı biziz. Ben de sorumlu olduğum için izlemek durumundayım. O zaman yani, zap yapa yapa. Evet, öyle olduğu zaman da bir şey anlamıyorum ben maçlardan. Yani yıllardır en sonunda ulaştığım net karar o. Karar o. İki maç arasında dolaştığım zaman bir şey anlamıyorum. Tek maçta kalmam lazım. Ama bakalım nasıl olacak tamam. Akşam. Sen kimi izleyeceksin? Sen Fenerbahçe mi izleyeceksin? Ben aslında şey izlemek istiyordum. Beşiktaş'ı Adana Demirspor'u izlemek istiyordum. Evet, bakalım. Adana Demirspor'u merak ediyorum çünkü nasıl deplasmanda ne yapacak. Yani zor bir deplasmana gidiyor kağıt üzerinde. Tamam, avantajlı ama hani ilerleyen haftalarda ne yapacağını kestirebilmek açısından. Bunun yanında Galatasaray'da Hakim Ziyeh'in sağlık kontrollerinin sonuçları bekleniyor. Galatasaray taraftarı heyecanlı. Acaba o transfer gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi diye beklemekte. Trabzonspor transferlerini açıkladı. Petkovic transferinin de eli kulağında olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'de az önce bahsettik, yabancı kaleci gündemde. Tabi Galatasaray'da Ziyeh'le beraber bir 8 numara, iyi bir 8 numara da yine öyle bir beklenti de var Galatasaraylı taraftarlarda. Galatasaray'da hafta sonunda Trabzonspor'la önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş'ta Zaynutdinov'un artık eli kulağında, oyuncunun da gelmesi bekleniyor. Şenol Güneş bugün yarın gelebilir dedi ve Talisca için de yine Beşiktaş'ta bir çaba olduğunu anlıyoruz. Beşiktaş tabi bu transferlerin üzerine bir de Talisca'yı ekleyebilirse o zaman yönetim taraftarla barışır gibi gözükmekte. Bunun yanında UEFA Avrupa Ligi'nde eleme karşılaşmaları var. Konferans Ligi'nde eleme karşılaşmaları var. Onu da hatırlatmış olalım. Tabii bir de şu hatırlatmayı da yapmam lazım. Eğer oldu da Maribor Fenerbahçe karşılaşmasını Esport'tan izleyemediniz, Radyo Spor'dan dinleme şansına sahipsiniz. Karşılaşmayı 21.15'ten itibaren Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Bugün Genco Boran bizlerle beraberdi. Genco'ya teşekkür ederiz. Ben teşekkür Zamanında ederim. Zamanında geldi, enerjik geldi, performansı yüksekti. Her zaman bekleriz diyelim seni. Teşekkür ederim. Sabah Spor'dan. Teşekkür ederim. Bunun yanında saat 14'te biz yine Genco ile beraber Hattrick'te de olacağız. Onu da hatırlatmış olalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda. İddia.